Kent 19 TV ekranlarından herkese merhaba. Bugün bambaşka bir programla karşınızdayız. Programımızın ismi Kentte İnanç Vakti. Bugün doğru bildiğimiz yanlışlar, bilgilendirmeler ve sohbetlerimizle birlikte Sayın Yunus Can Kahraman Tekin Hocamla birlikte sizlerle karşınızda beraber sohbetlerimizi yapacağız. İstediğiniz soruları sorabilirsiniz. Buradan hocamızla birlikte yanıtlayacağız. Merhaba hocam. Merhabalar. Nasılsınız hocam? Elhamdülillah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri yevesilli emri ve ahlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Amin bi seyyidinil mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Öncelikle inşallah programımız hayırlı uğurlu olur. İnşallah. İnşallah bizi izleyen kardeşlerimize de bildiği doğrular noktasında eğer bir yanlışlıklar varsa giderilmesine vesile olur. Eğer zaten bildikleri mevzularsa da inşallah bundan sonra o bilgilerini hem tazeleyip hem de bundan sonraki hayatlarında daha kaliteli bir inanç yaşama noktalarında bir faydamız dokunur. İnşallah. Benim ismim Yunus Can, soyadım Kahraman Tekin. Ben kendim din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeniyim. Yaklaşık olarak öğretmenliğimin 5. yılındayım. Ve halen de şu anda mevcut durumda Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde akademik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Burada da inşallah yapacağımız programlarda her hafta farklı bir konuyu ele alarak, her hafta farklı bir konu üzerinde daha doğrusu, yanlış bildiğimiz doğrular varsa bunların doğruları, esasları, hakikatleri nelermiş, bunları öğrenmeye çalışacağız. Bunun dışında da eğer bilmediğimiz, eksik kaldığımız herhangi bir noktamız varsa bunları tamamlamaya çalışacağız. İnşallah dediğimiz gibi devam ederiz. Rabbimiz bu yolda bizleri ayakları yere sabit basan, hakikatiyle işi devam ettiren kullarından eylesin. İnşallah izleyen kardeşlerimiz de faydalanır. Biz de faydalı olduğumuz için çok çok mutlu oluruz. İnşallah diyelim hocam. Bahsettiğimiz konulardan sevgili seyircilerimize bilgilendirmiş olduk. Hani her hafta farklı bir konulardan değineceğiz. Evet. İzleyicilerimizin de sizi daha yakından tanımaları için hani kendinizden bahsetmek ister misiniz? Dediğim gibi ben öğretmenim. Şu anda da Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde felsefe ve din bilimleri alanında İslam felsefesi üzerinde bir takım akademik çalışmalar yapıyorum. Buradaki akademik çalışmalarımın neticesinde de gördüm ki aslında 5 senelik öğretmenlik hayatımızın da bu noktada birçok katkısı oldu. Karşılaştığım birçok genç oluyor. Tabii öğretmenlik vazifesinden dolayı biraz da birçok gençle karşılaşıyoruz. Birçok gençle muhabbet ediyoruz. Ben lise düzeyinde de derse giriyorum. Üniversite düzeyinde de, ortaokul düzeyinde de birçok düzeydeki öğrenciyle karşılaşma imkanı sağlıyorum. Ve bu gençlerle ne yazık ki görüşmelerimizde şöyle bir sıkıntının olduğunun farkına vardık. Ve bugün günümüzde de bildiğiniz gibi deizm gibi ve gençlerin kafasında bu konuda birçok zihin yoğunluğu, zihin problemi olduğunun farkına vardık. Zaten üniversitedeki akademik çalışmalarımızı da tamamıyla bu alana yönelttik. Ve şöyle bir karar aldık. Dedik ki biz bundan sonra ne kadar etrafımızdaki gence faydalı olabilirsek, ne kadar bir gencin kafasındaki soruyu giderebiliyorsak bizim için en önemli olan şey budur dedik ve bu doğrultuda bir çalışmaya başladık. Ve bu noktada da aslında en büyük sevap nedir diye bir soru sormak gerekiyor. Benim bu işe girmemdeki, bu işi sevmemdeki, bu noktada canhıraş çalışmamızın yegane sebebi zira budur. Çünkü en büyük sevap nedir diye soracak olursak, namaz mıdır, oruç mudur, hac mıdır, zekat mıdır diye soracak olursak aslında bunların hepsinin üstünde yapılması gereken bir iş vardır. Zira sizin bir kıldığınız namaz sadece kendinize fayda verir ve sadece kendinizin bu noktada bir sevap kazanmasına vesile olur. Ama ben bugün burada tutup da bir meşale yakıp, bir kıvılcım başlatıp, bu kıvılcımın devamında da eğer bir gencin imanını kurtarabilirsek, bir gencin inanç dünyasında iyi şeylere vesile olabilirsek, o gencin o andan itibaren yapacağı her ibadette artık Rabbimiz bizlere de bir pay verecek. Buna biz canı gönülden inanıyoruz. Dolayısıyla bir gencin inanç dünyasını düzelttiğimizde, inşallah yarın bir gün olur ya, birisi bir namaza başlar, birisi tutar bir oruç tutar. Birisi çıkar oradan der ki yahu Yunus Hoca şöyle bir şey demişti. Örnek veriyorum işte sadakadan bahsetmişti, zekattan bahsetmişti, Yunus Hoca umreden bahsetti, haçtan bahsetti derler. Tutarlar bu noktada bir ibadetin yükü altına girerler. Bu ibadeti yaptıkları anda biz de inşallah o ibadetten bir pay alırız ümidiyle bu yola girdik. Rabbim muvaffak etsin.
hem bizlere güç versin hem de muhatap olduğumuz gençlere, aynı zamanda burada da inşallah bütün izleyicilerimize Rabbimizin emri doğrultusunda yaşamayı, hakkı hak bilip yanaşmayı, batılı da batıl bilip uzaklaşmak konusunda bizlere azim ve güç versin inşallah. Amin hocam, inşallah. Gençler hakkında gerçekten böyle şeyleri düşünmeniz çok çok güzel. Çünkü bu dünyayı gençler değiştirebilir. Her konuda aslında amenna, öyle. Amenna. Geleceğimiz, yani ben de genç olarak hani elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Dediğiniz gibi. Yorumlarımız gelmeye başlamış. Okumaya başlayayım ben de yavaştan. Evet. Serdal Yurdakul, İstanbul'dan selamlar, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar demiş. Allah razı olsun, çok Allah sağ olsun. Allah razı olsun. Ferhat Koç, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Hocam, ilk sorumuzdan başlayalım o zaman. Evet, yavaş yavaş konuya girelim. İman nedir hocam? İman nedir? Böyle çat diye konuya girmiş olacağız biraz ama. İman nedir dediğimizde aslında karşımızda bizi büyük bir yük bekliyor. İman nedir konusunda şunları söylemek gerekiyor. Öncelikle imanı bir tablo şeklinde karşımıza koymak lazım. Zira iman dediğiniz konuda insanların şöyle bir beklentisi var. Ben falanca 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 şeye inandım ve mevzu bitti. Yani inandığını söylemekle bu işten kurtulduk mu kurtulmadık mı? Bu sorularımızdan bir tanesi. İkincisi, biraz temsilde hata olmaz derler. Bir örnek vererek şu işe başlayalım. Dünyada şöyle bir iş var mı? Burak Bey, size soralım. Dünyada şöyle bir iş var mı? Bugün gel kayıt ol, hiçbir iş yapmayacaksın ama sana para vereceğiz. Öyle bir iş yok. Böyle bir iş yok. Ama ne yazık ki bizim Allah Celle Celaluhu ile olan ilişkilerimizde kastedilen, evet fiiliyatta olan belki bu değil ama ne yazık ki dışarıdan bir bakan adamın görmüş olduğu şeyler bunlar. Çünkü bizler istiyoruz ki evet Müslümanım diyelim, müminim diyelim, bizler iman ediyoruz diyelim ama din bizim şuramıza karışmasın, buraya karışmasın. Kardeşim Allah hakkında ne biliyorsun? Peygamber hakkında ne biliyorsun? Kitap hakkında ne biliyorsun dediğimizde de bunlara cevap vermeyelim. İman nedir sorusunu bu işe benzeterek bilerek başladık. Çünkü biz bu dünya hayatındayız. Ve bu dünya hayatında nasıl ki emek vermeden hiçbir şeyin karşılığını alamıyoruz, inandığımızı, iman ettiğimizi söylediğimiz şu meselede de muhakkak ki bunun üstünde biraz emek harcamalıyız. Ve bu emeği nasıl sarf etmeliyiz? Yani hocam emek diyorsun, çalışmak diyorsun, ya iman konusunda nasıl çalışılır diye soracak olursak, öncelikle bizim iman konusunda iman tasdik ilişkisi diye bir ilişkimiz vardır. İman tasdik ilişkisi. Tasdik kelimesi burada doğrulamak anlamına gelir. Bir şeyin doğru olduğuna kesin olarak karar vermek. Arapça tabir olarak bu manaya gelir. Bizim Türkçemizde de kullanılıyor hatta. Yani bir şeyi tasdiklemek, doğrulamak anlamında kullanılır. Ancak o zaman biz iman tasdik deyince, iman tasdik etmek deyince hangi noktaları doğruluyoruz kardeşim biz? Biz neleri doğruluyoruz? Öncelikle bir buna bakalım. İman kelimesini şöyle iki nokta üst üste koyar. Dini bağlamda bir tanımlamaya girecek olursak karşımıza şöyle bir tanım çıkar kitaplarda. Nedir bu? Allah'ın varlığını ve birliğini, onun Resulü ve kulu olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiklerini, tevatür yoluyla getirdiklerinin tamamını dil ile söyleyip kalp ile gönülden samimi bir şekilde kabul etmeye bizler iman diyoruz. Ancak şimdi biz burada çok büyük bir cümle kullandık. Biz burada Allah'ın var ve bir olduğuna kalpten, samimi, gönülden kesin bir inanç sağlamamız gerektiğini söyledik. Bu birincisi. Şimdi kardeşim, Allah'ın varlığını bugün elhamdülillah etrafımızdaki insanlar, şu anda bizleri ekranları başında izleyen bütün izleyicilerimiz hepsi inandığını iddia ediyor. Ama kardeşim, ben şimdi sana inanıyorum desem, ben senin kolundan tutsam, örnek veriyorum bu kanalın sahibine götürsem, desem ki ben bu çocuğun etine, sütüne, suyuna, her şeyine kefilim desem. Daha sonradan sen tutup da herhangi, yani olmaz da herhangi bir sıkıntı çıkarsan bu iş yerinde. Hı hı. Buranın patronu ilk kim bulur? Sizi bulur. Ne der bana? Hani sen bu adama kefil, hani sen bu adama inanıyordun der. Hı hı. Şimdi kardeşim biz de şuna iman ediyoruz ki inandığımız hususlardan nitekim bir tanesi budur. Biz ahiret günü diye bir güne iman ediyoruz. Biz bu inandığımız, inandım dediğimiz şeylerden bir gün hesap vereceğiz. Ve bu hesabı verirken de Rabbim karşısına çıktığımızda bizlere şunu demeyecek mi? Yahu sen inandığını iddia ediyordun.
inandığını iddia ede ede, insanlara inanıyorum diye diye nasıl olur da bunları yaparsın? Nasıl olur da bunları söylersin? Nasıl olur da böyle çocuk yetiştirirsin? Demeyecek mi bize? Elbette diyecek. Evet. O zaman öncelikle burada benim dersine girdiğim birçok çocuk var dediğim gibi. Öncelikle burada anne ve babaların üstüne düşen görevden bahsetmek istiyorum. Anne babalar, çocuk yetiştirirken Allah'ın varlığı konusunda ve Resulullah aleyhisselamın iman hususunda şu imandandır, bu imandandır, şu imandandır dediği noktaların hepsini bir anne baba çok iyi bilecek, çocuğuna da çok iyi anlatacak. Sonra bunları anlatmayıp da çocuk 25 yaşına gelince, 30 yaşına gelince, vay efendim bizim oğlan şunu yaptı da, vay efendim bizim oğlan şöyle diyor da, imandan uzaklaştı, dinden uzaklaştı da demenin hiçbir mantığı yoktur. Çünkü sen henüz üstüne düşeni yapmamışsındır. O zaman bizim yapmamız gereken, dediğim gibi anne babaları ben burada bilerek önemsiyorum. Burakcığım şöyle bir sıkıntımız var. Ben dediğim gibi uzun yıllardır öğretmenlik yapıyorum, derse giriyorum ve şu anda derse girdiğim öğrencilerden, belki bu bir hani sizin için şey olmasın ama fişleme değil yani bu, ama her sene kaç çocuğa faydamız dokunmuş, kaç çocuğa iman noktasında bir şeyler öğretilmiş, kaç kişi Allah konusunda bilgi sahibi değilken bilgi sahibi edindirilmiş diye ben bunları not alıyorum. Ben bir ilçede görev yapıyorum, Çorum'da da görev yaptım. Ama dersine girdiğim şu anda benim 350 tane talebem var. 350 öğrencimin içerisinden de şu anda benim bildiğim sayı 2. Allah'ın varlığını, birliğini, Allah'ın var olmadığını iddia edecek düzeyde inanç sistemi besleyen 2 tane öğrencim var. Karşımdalar. Ve işin sana garip tarafını söyleyeyim. Bunlardan bir tanesinin annesi babası 5 vakit namazdı. Çok inanan kimseler. Çok iyi inanıyorlar. Mükemmel din yaşıyorlar. Ama evlat gitmiş kardeşim, evlat. Nesil gitmiş. Halbuki kurtarılması gereken yegane bizim bir amacımız vardı. Bizim dinimizin korunmasını emrettiği bir takım hususlar vardır. Bu hususlardan bir tanesi can güvenliğidir. Bu hususlardan ikincisi mal güvenliğidir. Ve bu hususlardan üçüncüsü de neslin korunmasıdır. Neslinizi korumak zorundasınız. Sen kendi çocuğunu daha koruyamıyorsun. Çocuğun dışarıdaki tehlike, karşılaştığı tehlikelerin farkında değilsin. Dolayısıyla sen çocuğunu koruyabilmek için, herkes zannediyor ki ne yazık ki çocuğumuzu koruyacağız deyince biz şunu anlıyoruz. Çocuğumuzu uyuşturucudan koruyacağız, sigaradan koruyacağız, çocuğumuzu işte hırsızlıktan koruyacağız, şundan koruyacağız, bundan koruyacağız. Kardeşim korumak sadece bu değil. Çocuğunuzu kötü düşünceden de korumak zorundasınız. Kesinlikle. Zira sizin hak ve kesin doğru olarak kabul ettiğiniz bir bilgi var. Allah vardır. Sen bunu hak bir bilgi olarak kabul ediyorsun. En çok inandığın, pürüzsüz inandığın tek şey bu belki de. Kardeşim o zaman önce bunu çocuğuna öğret. Bunu şu gence bir öğretelim. Okuldaki durumdan bahsettim. Bir önceki seneden bahsedeyim sana. Bir önceki sene derse girdiğim öğrenciler arasında 14 tane öğrencim Allah'a inanmadığını dile getirdi. Ve bunların dediğim gibi birçoğu da annesi babası dini bilen, iman ettiğini söyleyen insanlardı. Kardeşim bizim burada büyük bir problemimiz var. Ben inandığımı söylüyorsam işte doğrulamak dediğimiz, iman tasdik ilişkisi dediğimiz şey burada devreye girer. Eğer ben inandığımı söylüyorsam ve bu inandığım hususları da doğrulamam gerekiyorsa önce kendim iyi öğreneceğim bu işi. Ben bileceğim bu işi. Çocuğa öyle öğreteceğim. Şunu birçok öğretmen arkadaşım muhakkak kabul edeceklerdir. Bir çocuğa anne ve babanın verdiği eğitimin yarısını bütün öğretmenler bir araya gelse o çocuğa öğrenmezler. Önce anne ve baba. Her konuda bu böyledir. Siz, yani ben şimdi velilerle de konuşuyorum, kendi velilerimle. Diyorlar ki ya hocam biz de işte mesela 4. sınıf çocuğu, 3. sınıf çocuğu. Diyorlar ki hocam biz bildiğimiz konular matematik çalıştırıyoruz çocuğa ama öğretmenin anlattığı gibi olmuyor hocam diyorlar. Çünkü neden? Sen çocuğa aslında o kadar yakın değilsin. Tamam bu matematikte, fizikte, kimyada, İngilizce'de belki bir öğretmen kadar konuya vakıf olamayabilirsin. Ama ben canı gönülden inanıyorum ki. Yani gerçekten inanıyorum ki iman ettim diyen her insan ben kadar bilgi sahibidir. Olmalıdır. Nitekim benim bu hususta da çok garibime giden bir tabir var. Bizde diyorlar ki
din adamı diye bir söylem var bizde. Evet. Din adamı. Yani bir imam görünce, bir müftü görünce, bir vaiz görünce biz diyoruz ki din adamı bu. Diyanet İşleri Başkanı çıkıyor, din adamı diyorlar. Ama dinin adamı aslında sensindir. Dinin bir adamı olmaz, iki adamı olmaz, üç adamı olmaz. O dine giren herkes o dinin adamıdır. Dolayısıyla hepimiz bu dinin mensuplarıyız. Hepimiz bu dinin inananlarıyız. Hepimiz aynı Allah'a iman ediyoruz. Dolayısıyla din adamı bilecek, ben gideceğim, ona danışacağım, soruma cevap bulacağım demenin herhangi bir mantığı yoktur. Sen o soruna kendin cevap bulabilirsin. Peki, şu doğrulama kısmına tekrardan dönelim. Şimdi bu doğrulama kısmında bizim inandığımızı iddia ettiğimiz mevzuları o zaman en başından itibaren şöyle bir tahkik etmemiz lazım. Bu tahkikimizde bir numaralı hususumuz Allah'ın varlığı ve birliği konusu. Bir Müslüman öncelikle Allah'ı düşünecek. Ben burada sana bir soru sorayım. Yani sen de benim bir öğrencim yaşındasın. Ben burada sana şöyle bir soru sorayım. Diyeyim ki Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a peygamberlik 40 yaşında geldi. 40 yaşında Peygamber Aleyhisselam bildiğiniz gibi bütün izleyicilerimizin bildiği gibi Mekke'de Nur Dağı'nın Hira Mağarası'nda bizim Alak Suresi diye bildiğimiz Alak Suresi'nin ilk 5 ayeti bize gönderildi. Hı hı. Peki bu Alak Suresi'nin ilk 5 ayetinin gönderildiğinde Peygamberimiz de 40 yaşındaydı. Peki 40 yaşından önce Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir dine inanıyor muydu? Biliyor musun? Bilmiyorum, şu an öğreneceğim. Güzel. Evet, bu aslında 40 yaş da ciddi bir rakam ha. Yani hı hı. 40 yaş şimdi 40 yaşına kadar peygamber acaba bir inanca sahip miydi? Bunu mesela normalde bir Müslüman düşünmesi gerekir. 40 yaşına peygamberliğin geldiğini biliyoruz. Hı hı. Yani sen 40 yaşındasın diye şiir bile var değil mi? Evet. Şimdi kardeşim 40 yaşına peygamber gelmiş. Peki 40 yaşına kadar peygamber bir dine inanmış mı veya bir geleneği benimsemiş mi? Evet, benimsemiş. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a 40 yaşında din geldi. Ben bunu çocuklara sordum da diyorlar ki 40 yaşından önce peygamberimiz hangi dine inanıyordu diyorum. İslam'a diyorlar. Ya ortada İslam yok ki daha. 40 yaşında geldi. Kur'an'da ilk ayet daha 40 yaşındayken Peygamber Aleyhisselam geldi. Onun öncesinde İslam diye yani Hazreti Adem'den gelen geleneğin tamamının adı İslam'dır. Orası ayrı bir konu. Ama ortada sistemleşmiş bir din yapısı yoktu ne yazık ki. Ve Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın o esnada göstermiş olduğu bir davranış vardı. Peygamber Aleyhisselam Hanif geleneği dediğimiz Hazreti İbrahim'den gelen bir geleneğe tabiydi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu Hanif geleneği ile birlikte şuna inanıyordu. Allah'ın var ve bir olduğuna. Bu biliyorsunuz Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bu kısım Kur'an-ı Kerim'de anlatılır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın gerçekleştirmiş olduğu bir düşünce tarzı vardı. Kur'an'da anlatıldığı üzere söylemek gerekirse Hazreti Peygamber İbrahim Aleyhisselam öncelikle bulunduğu toplumdaki yanlış inançlardan yüz çevirdi. Dedi ki bu inançlar bizim Allah'ımızın olduğunun bir kanıtı değildir. Yani bunlar bizim ilahımız olamaz. Bu putlar bizim ilahımız olamaz. Öncelikle çevresindeki çirkin ve asılsız inanç sistemini reddetti. Hatta Hazreti İbrahim Aleyhisselam'la alakalı bir kıssa anlatılır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam bir gün puta tapan insanlar görüyor. Karşısında dua ediyorlar. Karşısında ibadet ediyorlar. Ve o puta tapan insanları görerek diyor ki bu insanlar diyor ne acayip varlıklar. Karşılarında bir put var ve ona inanıyorlar, dua ediyorlar. Bunu tefekkür ederken, bunu düşünürken oradan bir köpek geliyor. Çok çok affedersiniz. Putun üstüne ayağını kaldırıyor, putun üstüne pisliyor. Ve bunun üzerine Hazreti İbrahim Aleyhisselam görüyor ki köpeği kovalıyor ona inananlar. Hazreti İbrahim şöyle sesleniyor onlara. Yahu görmüyor musunuz? Sizin taptığınız, dua ettiğiniz, beni yarattı, beni koruyan, beni kollayan diye dua ettiğiniz şu put daha kendisini bir köpekten koruyamıyor. Bu senin nasıl tanrın olabilir diye sordu. Bunun üzerine toplumdan dışlandı derler Hazreti İbrahim için. Çünkü etrafında yaygın olan inanışı reddetti. Ve bundan sonra toplumdan ayrılarak Hazreti İbrahim'in sürekli devam ettirdiği bir tefekkür silsilesi oldu. Tıpkı Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın Hira mağarasında gerçekleştirmiş olduğu düşünceler gibi. Ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam bir gece vakti öncelikle bir yıldız gördü. Yani rivayet edilir ki bu bizim
Şu anda kuzey yıldızı olarak bildiğimiz bir yıldız. Çok gözüne ihtişamlı gözüktü ve dedi ki benim tanrım olsa olsa budur dedi. Benim ilahım, benim yaratıcım olsa olsa bu yıldızdır. Aradan bir süre geçti, yıldız kayboldu. Aklına şöyle bir şey geldi, dedi ki benim Allah'ım, benim yaratıcım hiçbir zaman hiçbir yerden kaybolamaz. O devamlı var olan olmalı, devamlı beni gözetlemeli. Beni görmeli, bilmeli. O zaman bu yıldız benim ilahım değil dedi. Arkasından çıkan aya gözü ilişti. Aya baktı ve dedi ki benim ilahım olsa olsa bu aydır. Kur'an'da bu uzun uzun anlatılıyor, böyle 2-3 ayet boyunca anlatılıyor. Daha sonradan konuyu uzatmayalım. Ay da kayboldu. Güneş için aynı şeyi düşündü. Ve en sonunda şöyle bir çıkarım yaptı. Benim ilahım yerleri ve gökleri, ikisi arasındakileri, ayı, güneşi, yıldızları yaratandır. Ben onu görmesem de o beni görür. Ben onu bilmesem de o beni bilir. O benim yaratıcımdır dedi ve bu inanca sahip oldu. Etrafındaki bu asılsız ve sistemsiz düşünce sistemini reddetti. Kendisi bir şey kullanarak, aklını kullanarak Allah'a ulaştı. Şimdi biz Müslümanlar olarak Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın da peygamberlik gelmeden evvel bu Hanif geleneğine bağlı olduğunu biliyoruz. İşte Hazreti İbrahim'in bu çıkarımına ve bu sistemli düşünce tarzına bizler Hanif geleneği diyoruz. Hazreti Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib'in de biz bir Hanif olduğunu biliyoruz hatta. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselam da bir Hanif'ti ve kendisi bu düşünce sistemini öncelikle belirledi. Allah'ın varlığını ve birliğini akli verilerini kullanarak, tamamen düşünerek öncelikle kabul etti. Evet, bir sorumuz var herhalde. Evet hocam, yorumlar bayağı bir gelmeye başladı. Uyarıyorlar bizi rezilden. Evet, buyurun. Evet. Öncelikle hayırlı yayınlar dileyenler var. Onların isimleriyle beraber okumak istiyorum ben. Tabii ki, buyurun. İknur Galatalı, hayırlı yayınlar diliyorum. Kent 19'a başarılar demiş. Çok sağ olsun. Ellerinden öpüyoruz. Çok sağ olsun. Bülent Çelik, hayırlı akşamlar dilerim demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsun. Nilüfer Kahraman Tekin, hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Çok sağ olsun. Ellerinden öpüyorum. Serap Demirci, Allah'ın başarılarını arttırsın, hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Allah razı olsun. Rufiye Çetinkaya, maşallah Allah yolunu açık etsin demiş. Çok sağ olsun. Bahtiyar Dal Seçkin, hocam yolunuz açık olsun demiş. Ve Serdar Yurdakul'dan iki tane sorumuz var hocam. Evet, buyurun. Demiş ki hocam, reklamlarda oynayan kişi ürünü ben kullanıyorum diye reklamını yapıyor. Normalde bu ürünü kullanmıyor. O zaman tüketiciyi kandırmış, aldatmış oluyor mu? Kul hakkına giriyor mu? Güzel. Kul hakkına giriyor mu? Aslında bunların hepsi farklı farklı ünitelerin konuları benim tabirimle. Şimdi iman hususundayız ama kardeşimizin sorusunu cevapsız bırakmayalım. Bizde kebair günah dediğimiz günahlar vardır biliyorsunuz. Yani İslam'da bunlar 7 tane diye bilinir. 7 büyük günah diye geçer. Buna da hatta ayrı bir konu başlığı vererek işlemek lazım. Çünkü Allah Celle Celaluhu'nun şöyle bir sistem yürüttüğünü aslında günah kavramını incelediğimizde görebiliriz. Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri şunu bize fark etmemizi istiyor. Öncelikle şunu bir söyleyelim. Günah kavramını konuşacaksak madem, ayrıntılı bir açıklama yapalım. İnsan kelimesi, biz birer insanız. Ve insan kelimesi Arapça nesa fiilinden türemiştir. Nesa unutmak anlamına gelir Arapçada. İnsan kelimesi de unutan demektir. Demek ki benim henüz ismim unutan demek. Ben neyi unutuyorum peki? Ben bir şeyi unutuyorum. Ben bir Allah'ın kulu olduğunu unutuyorum. Bir Allah'ın beni gözetlediğini, bir Allah'ın benden hesap soracağını, bu Allah'ın bana en yakın olduğu, Kur'an'ın tabiriyle şah damarınızdan daha yakınım diyor değil mi Allah Celle Celaluhu? Kardeşim, o zaman ben bunların alayını unutuyorum. Şimdi bu günah kavramında Rabbimiz öncelikle şunu söylüyor. Dolayısıyla biz, Allah bizi isteseydi seni beni melek olarak yaratamaz mıydı? Hiç insan diye bir şey olmazdı ya. Kavram olmazdı. Aynen öyle. Herkesi melek yapardı, herkes onun dediğini yapardı. Ama Allah insanı yarattı ve yarattıktan sonra da ona eşrefi mahluk dedi. Ne demek eşrefi mahluk? Yaratılanların en şereflisi. Bunu Allah bizzat kendisi söylüyor bakın. Dolayısıyla ben çocuklara da genelde soruyorum. Melek mi daha üstün bir varlıktır, insan mı? Evet, bu soruyu küçüklüğümüzde bizim din hocamız da bize sormuştu. Melek mi daha üstündür, insan mı? İnsan kardeşim.
Cin mi daha üstün, insan mı? İnsan kardeşim. Cebrail mi daha üstün, insan mı? İnsan kardeşim. Çünkü Allah'ımız bize bir nimet verdi. Akıl ve irade. Bu aklımız ve irademiz ile bizler diğer varlıklardan ayrılan, diğer varlıklardan üstün olma imkanını elde eden yegane varlığız. Hatta benim akademik çalışmalarım arasında bulunan Allah Celle Celaluhu'nun bir kutsi hadis-i şerifi var. Ben gizli bir hazine idim, bilinmeyi murad ettim, o yüzden insanı yarattım diye bir kutsi hadis-i şerif var. Ve Allah Celle Celaluhu aynı zamanda insanı yeryüzünde halife olarak yarattığını dile getiriyor. Halife, ben yeryüzünde halife olarak insanı yarattım. Demek ki ben yeryüzünde bizzat dünyada Allah'ı temsil ediyorum. Bana böyle bir derece, böyle bir mükemmellik vermiş Allah. Ben o yüzden bütün varlıklardan üstünüm. Şimdi günah konusunda bizim o yüzden günah işlememiz, şunu bilelim ki gayet doğal. Amma ve lakin. Günah işlememiz doğalmış ya, nasıl olsa deyip bütün günaha da girmeyeceğiz. Evet. Allah Celle Celaluhu sadece günahı işlediğin gibi pişmanlığını hissedip samimiyetle Allah'a tekrar yönelmeni bekliyor senden. Buraya yöneleceğiz. Ha, o kardeşimizin sorduğu, Serdar kardeşimizin sorduğu soruda, evet bizim bu yedi büyük, Allah günah taksimini şöyle bir yapalım. Günah vardır. Büyük günah vardır. Bir de yedi büyük günah vardır. Kebair. Kur'an ayetiyle sabit olan faiz gibi. Ne yazık ki. Yani bunların hepsine ayrı ayrı bir gün değineceğiz inşallah ama bu yedi büyük günahın arasında bir günahlardan olan bir sistem kurmuş Allah Celle Celaluhu. Şimdi yalan yere şahitlik yapmak da bizim büyük günah kavramlarımız arasındadır. Dolayısıyla ben sana desem ki yahu kardeşim şu Allah razı olsun kahve getirmişler. Şu kahve çok güzel desem, hiç içmeden, bilmeden güzel desem ve sen de bu kahveyi alıp içsen kötü çıksa, ben yalan yere bir şeye kefil oldum. İçmediğim halde evet güzel dedim. Hı hı. Bu benim için bir günah vesilesidir. Evet, bir televizyonda oynayan, herhangi bir reklamda oynayan bir kardeşimizin de bunu yapması ne yazık ki aslında günah kavramı altında değerlendirilebilir. Yani kul hakkına girilmiş oluyor yani bu vesile, değil mi? Evet, maalesef. Şimdi kul hakkı konusunu ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz. Günahlar iki gruba ayrılır. Yani kardeşimiz bizi takip etmeye devam etsin inşallah. Günahlar Allah hakkı olan kullar, Allah hakkı olan günahlar, kul hakkı olan günahlar, hem Allah hakkı hem kul hakkı olan günahlar olmak üzere üçe ayrılır. Evet. Şimdi günah kavramı çok ayrıntılı bir kavram. Yani bugünkü konumuz imanla gayet ayrıntılı. Kısaca evet günahtır diyelim ama inşallah önümüzdeki programlarda günah kavramını ayrıntılı olarak değerlendirdiğimize daha net ve sabit bir cevap veririz inşallah. İnşallah diyelim hocam. İzleyicimizin bir sorusu daha vardı. Demiş evet. Ki kaza namazlarımız çok, nasıl bir programla bitirebiliriz demiş. Kaza namazlarımız çok, nasıl bir programla bitirebiliriz? Benim bu konuda bir hocamın öncelikle hatıramla başlayayım. Kendi hatıramla başlayayım. Benim bir hocam, ben ilahiyat fakültesine ilk başladığımda gittim ve hocama dedim ki hocam ben dedim hafızlık yapmak istiyorum. Ben hafız olmak istiyorum. Hocam bana dedi ki Yunus'cum sen şimdi Arapça eğitim alacaksın. Arapça da zor bir dil malumunuz. Arapça öğreneceksin. İkisini aynı anda yürütemezsin. Dolayısıyla sen önce Arapça öğren sonra hafız ol dedi. Elhamdülillah bize böyle bir akıl verdi. Ondan sonra ben de hocaya karşı şöyle bir çıkıştım. Yani o anda tabii de biraz gençlik işte cahilliğimiz var. Dedim ki oho hocam dedim ya. Ben okul bitecek de sonra hafız olacağım da ben bir daha hafız olamam ki hocam dedim. Hoca beni bir azarladı. Allah selametlik versin buradan kendisine. Dedi ki Yunus ne demek hafız olamam dedi. Bizim derdimiz sadece hafız olmak değil. Hafız olamasak da hafız olmak yolunda öleceğiz. Bizim derdimiz bu dedi. Çok güzel bir cevap vermiş. Çok güzel. Şimdi ben sana bir soru sorayım. Soruya soruyla cevap veririz hep ama sen buradan hacca gitsen, hacca giderken uçak düşse ölsen, hac sevabını alır mısın almaz mısın? İman yolunda öldüğüm için alırım diye düşünüyorum. Güzel bir çıkarım bak. Peygamber aleyhisselamın bir hadis-i şerif var değil mi?
Galenebi sallallahu aleyhi ve sellem vel amalu bin niyyah. Peygamber aleyhisselamın tam metin budur bakın. Ameller niyetlere göredir. Sen hacca giderken ne yaptın? Uçak bileti aldın, vize aldın, üstüne ihram aldın, çantanı hazırladın, uçağa bindin, uçak düştü. Sen hac eylemini gerçekleştirmek için her şeyi yaptın mı kardeşim? Yaptın. Hı. Ama ömür yetmedi, öldün. Sen hac sevabını aldın. Allah seni huzur-u mahşerde hac sevabını almış olarak diriltecek. Bu bir. İkincisi, peki benim madem böyle bir bilgim var. Yani hocamın bana söylemiş olduğu hafızlık muhabbeti var ya. Ben hafız olma yolunda öldüm. Rabbim beni huzur-u mahşerde dirilttiğinde ben hafız olarak dirilir miyim? O zaman cevabımız evet oluyor. Evet. Çünkü benim niyetim oydu ve o niyet doğrultusunda da bir çalışma gösterdim. Kaza namazlarımız çok fazla. Ne yapmamız lazım? Öncelikle bitirme niyetimiz olacak. Her gün sistematik bir şekilde kıldığımız, kendimizi yormadan, burasının altını çiziyorum. Dünya işlerini herhangi bir sıkıntıya sokmadan, evde çocuk varsa çocuğun maişetini gözeteceğiz. Çocukla vakit de geçireceğiz. Eşimiz varsa eşimize vakit de geçireceğiz. Ama sistemli olarak da buna göre bir şey belirleyeceğiz. Ben günde iki vakit kaza namazı kılacağım. Oldu ya, bitmedi. Senin amacın neydi? İman. Bitirmekti. Ha, bitirmek. Kaza evet. Namazını bitirmekti. Seni Allah huzuru mahşerde bitmeden ölürsen bitmiş gibi diriltecek mi kardeşim? Diriltecek. Öncelikle buna iman edeceğiz. Ben yola çıktım. Kaza namazlarımı bitireceğim diye kendime söz verdim. Ve Allah'a da bu yolda gösterdiğim çalışma dört dörtlük. Hiç aksatmamışım. Bir gün olur, iki gün aksatmışımdır ama hiç pes etmemişim, yılmamışım. Ömrümün sonuna kadar da böyle devam etmişim. Ömür yetmemiş, bir yerde gitmişim. Kaza namazı bitmeden. Allah, umuyoruz ki Rabbimiz, hep her namazda okuyoruz değil mi? Erhamur Rahimin. Besmele, Bismillahirrahmanirrahim diyoruz değil mi? Rahman ve Rahim olan Allah. Ne demektir şu Allah'ın iki isminin anlamı? Rahman, Rahim. Yeryüzünde kullarını gözeten, kollayan, onların her şeyini gözetendir. Bütün ihtiyaçlarını gözetendir. Rahim, onları ahirette günahlarını affedecek olandır. E kardeşim, o zaman sen öncelikle Rabbini tanı, üstüne düşeni yap, gerisini Allah'a bırak. Tevekkül buradadır işte. Tevekkül, evet. İşte bunun adı da tevekküldür. Evet, var mı başka sorumuz? Biz devam edelim imanda. Hocam şu an sorumuz yok ama birçok izleyicimiz hayırlı yayınlar dilemiş. Çok sağ olsunlar. Devamını dilemiş. Çok sağ olsunlar. Teşekkür ederiz. Teker teker okumak yerine ben direkt hepsine teşekkür ediyorum buradan. Allah razı olsun. Hepsine ben de çok teşekkür ediyorum. Canı gönülden. İnşallah bizle beraber izlemeye devam ederlerse dediğim gibi her hafta farklı bir konu işleyeceğiz. Burada zaman zaman inşallah farklı akademik camiadan belki konuklarımız da olur. Daha alanında uzman kişilerle de birlikte olacağız. İnşallah onlara farklı farklı sorular da sorabilir. Mesela günah kavramı çok fazla açamadım. Süremiz kısıtlı. Ondan dolayı devam edersek inşallah aklımızdaki soruları bir bir gidermiş oluruz. İnşallah, verimli olur dediğimiz gibi. İnşallah. Biz şu yarım kalan iman hususundan devam edelim istersen. İman tasdik konusunu konuşuyorduk. Ve dedik ki biz burada öncelikle iman ettiğimiz hususları iyi belirlemeliyiz ve bunlar hakkında net, şüphesiz, şüphe duymayacağımız derecede kesin bilgilerimiz olacak. Şimdi bu konuda da Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın, Allah ondan razı olsun, bir hatırası ile başlayalım. Hazreti Ebu, yani inanmak, bir kimseye inanmak, bir şeye inanmanın özü nedir? İnanmanın zirvesi nedir? Bunu anlatacağım. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh bildiğiniz gibi Hazreti Peygamber aleyhisselamın en yakın arkadaşlarından ve kendisi o kadar yakındı ki Sıddık diye nitelendirildi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'a biliyorsunuz Peygamber aleyhisselam Miraç gecesini yaşadığında Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinin ilk ayetlerinde anlatılan biz kulumuz Muhammed'i bir gece vakti ansızın Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yolculuğunu anlatan ayeti celileler. İşte burada Hazreti Peygamber aleyhisselamın bir gece Mescid-i Haram'dan yani Mekke'den Mescid-i Aksa'ya gittiğini Allah anlatıyor. Ve Hazreti Peygamber aleyhisselam da ertesi gün geldiğinde
Mescid-i Aksa'ya gittiğini etrafındaki Müslümanlara, insanlara, inananlara ve inanmayanlara söylüyor. Ben dün gece Mescid-i Aksa'ya gittim. Şimdi Burak'cığım, sıkıntımız şurada. Mescid-i Aksa ile, Mescid-i Aksa nerede? Kudüs'te. Hı hı. Mescid-i Haram nerede? Mekke'de. Bu ikisinin bugün kuş bakışı uzaklığı, yani bak virajını, yokuşunu geçtim, kuş bakışı uzaklığı 1400 kilometre. Ve bir kişi çıkmış, peygamber aleyhissalatü vesselam, diyor ki ben dün gece oraya gittim geldim. Kardeşim uçak yok, jet yok, araba yok, tren yok, gemi yok, gittim geldim diyor. Ebu Cehil biliyorsunuz o günkü İslam'ın düşmanlarının en büyüklerinden ve Ebu Cehil bunu duyunca bütün müşrikler peygamber aleyhisselama deli tabiri kullanıyorlar. Delirdi bu diyorlar. Ve Ebu Cehil çok büyük bir zevkle İslam'ın bir yara aldığını düşünerek gidiyor Ebu Bekir'in kapısını çalıyor. Kahkahalar içerisinde Ebu Bekir radıyallahu anh'a diyor ki duydun mu duydun mu diyor, seninki delirdi diyor. Ben sana demiştim bu adam deli demiştim diyor. Bak gördün mü delirdi. Hazreti Ebu Bekir diyor ki ne oldu diyor ya radıyallahu anh, ne oldu? Diyor ki seninki diyor ki diyor peygamber aleyhisselamı kastederek dün gece Kudüs'e gitmiş geri gelmiş diyor, başlıyor gülmeye. Çünkü normalde imkansız bir şey. Hazreti Ebu Bekir'in cevabı, o söylüyorsa doğrudur. Bitti. Ne zaman gitmiş, niye gitmiş, hiç soru sormadı bak. O söylüyorsa doğrudur. Hazreti Ebu Bekir'in radıyallahu anh'ın işte dinimizdeki yerini Peygamber aleyhisselam şöyle anlatıyor. Bu kesin ve muhteşem inancından dolayı Hazreti Peygamber aleyhisselam şöyle anlatıyor konuyu. Bütün ümmetin imanını düşün. Peygamber aleyhisselamdan itibaren şu günümüze kadar ve hatta kıyamete kadar gelecek olan müminlerin hepsinin imanını bir terazinin bir kefesine koysanız, Ebu Bekir'inkini diğer kefeye koysanız, Peygamber aleyhisselatü vesselam diyor ki Ebu Bekir'inki ağır gelir diyor. Çünkü zerre şüphe yok adamda ya. Mübarekte. Zerre şüphe yok. Mükemmel bir inanca sahip. O zaman kardeşim bizim üstümüze düşen nokta bu inancı Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın inanç seviyesine getirebilmek. He, o seviyeye gelemeyiz belki. Eyvallah. Peygamber görmüş adam. Sen şimdi Burak'cığım sen dini kimden öğrendin? İlk başta ben çocukluğumdan itibaren olduğu için ailemden öğrendim. Anne baba değil mi? Hı hı. Peki Ebu Bekir radıyallahu anh kimden öğrendi? Ailesinden yok. Direkt peygamber evet, ya. Evet. Direkt peygamber. Hı hı. Dini getiren bir numaralı adamdan direkt dini öğrendi. Evet. Bırak da onunla senin aranda bir fark olsun kardeşim. Nitekim aşere-i mübeşşere dediğimiz cennetle müjdelenenin 10 kişi bunlar. Bu 10 kişinin içerisinde bir numaradır Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Dolayısıyla hatta Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'a bir gün şöyle bir yine Peygamber aleyhisselam şöyle bir hadis-i şerifi var. Peygamber aleyhisselam bir gün sayıyor. Cennete girecekleri sayıyor. Şehitler cennetin şu kapısından girecek. Şüheda kapısı. Sıddıklar cennetin şu kapısından girecek. Zakirler çok zikredenler şu kapıdan girecekler. Sayıyor. Şakirler çok şükredenler şu kapıdan girecekler. Her özelliğe cennetin bir kapısını sayıyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki ya Resulallah cennete istediği kapıdan girecek olan bir adam var mı diyor. Bak şimdi adam da cennet hayali var kardeşim. Adam cennete girmek istiyor ve bunun hayaliyle yaşıyor. O bu dünyaya ait değil. Onun ebedi mutluluğu elde edeceği bir cennet hayali var. O cennete gitmek istiyor. Sorduğu sorudan belli adam. Hazreti Peygamber aleyhisselam gülümsedi ve Ebu Bekir radıyallahu anh'a şöyle cevap verdi. Var ya Ebu Bekir. Men ya Resulallah. Kimdir ya Resulallah? O sensin Ebu Bekir dedi. Cennetin istediği kapısından girecek. Çünkü adamdaki iman öyle. Çok zikir desen, zakirlik desen var. Çok şükür desen var. Sıddıklık desen ilk sıddık lakabını alan kişi. Dolayısıyla demek ki benim imanımı bu seviyeye getirmem lazım. Evet. Onunla eşit olamam belki amenna. Ama o seviyeye getirmek için çalışmam lazım. Hocam tam o seviye demişken hemen tabii. Güzel bir sorumuz daha geldi. Ondan önce ben yine
Güzel yorumları okumak istiyorum. Tabii ki, buyur. Bu sefer tek tek okuyacağım. Buyur. Ozan Orhan, Yunus hocamıza çok selamlar. Programında başarılar dilerim demiş. Çok Mehmet sağ olsun. Kılıç, selamlar, öpüyorum hepsini. Mehmet Kılıç, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Selam ve dua ile demiş. Allah razı olsun. Yaşar Demirci, başarıların devamını diliyorum. Hayırlı yayınlar. Allah razı olsun. Çok sağ olsun. Emrecan Galatalı, hayırlı yayınlar hocam. Başarıların devamını diliyorum. Nuriye Aydın Çelik, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Güzel ve faydalı bir program. Allah razı olsun. Nur Orhan, başarılarınızın devamını diliyorum. Serdar Yurdakul bir yorum daha yapmış. Demiş ki hocam çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun demiş sorularını yanıtladığınız için. Çok sağ olsun. Fatih Kütükçü, Yunus hocam hayırlı yayınlar olsun. Allah ilminizi artırsın demiş. Allah razı olsun. Mehmet Ali Yaşar, hayırlı yayınlar. Yeni programınız hayırlı olsun demiş. Allah razı olsun. Çok sağ olsun. Birgül Ovalı Kütükçü, hayırlı yayınlar hocam, ağzınıza sağlık demiş. Ve hocam sorumuza geldik. Evet. İman gücümüzü nasıl artırırız? He, bak güzel, güzel bir soru. İman artar mı, eksilir mi, sabit kalır mı? Bu soruya Hazreti Ömer radıyallahu anh'dan bir cevap ile, yani onun bir hatırası ile giriş yapalım. Şimdi Hazreti Peygamber aleyhisselamdan, az önce Ebubekir radıyallahu anh'dan bahsettiğimiz gibi, Hazreti Ömer radıyallahu anh da bu dini bir numaralı ana kaynaktan öğrenen kimselerden. Ve imani noktada benden sonra peygamber gelseydi Ömer gelirdi buyuruyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Demek ki kardeşim, benim Ömer de benim için çok önemli şahsiyet. İman noktasında demek ki benim için o da zirvelerden bir tanesi. Evet, Hazreti Ömer'in hatıratından şöyle bir şey var. Hazreti Ömer radıyallahu anh biliyorsunuz kendisi namaz kılarken şehit edildi. Namaz kıldırırken kendisi halifeydi şehit edildiğinde. Rabbim inşallah cennette bizleri beraber eylesin. Ve Hazreti Ömer radıyallahu anh vefat ettiği anda kendisi sırtından hançerlendi. Onu öldüren kişi kaçtı ve Hazreti Ömer'i oğlu kucağına aldı. Kafasını kucağına aldı. Ve Hazreti Ömer radıyallahu anh oğluna şöyle seslendi. Ey oğlum, kafamı yere koy, toprağa koy. Çocuk dedi ki baba sakin ol. Tamam, geçecek babacığım, iyileşeceksin, işte doktor gelecek, şu gelecek. Tamam babacığım, sakin ol. Tamam sen rahat et yeter ki, konuşma. Hani kaza geçiren birisine böyle şey yapılır ya. Neyse, Hazreti Ömer tekrarladı. Oğlum, başımı yere koy, toprağa koy. Hazreti Ömer radıyallahu anh bunun üzerine tekrar söyleyince babası dedi, oğlu dedi ki yahu babacığım tamam rahat da olsun başın, dizimde dursun. Çok şey yapma, sen konuşma, sakin ol, iyileşeceksin. Hazreti Ömer üçüncüsünde biraz hiddetlenerek dedi ki ey oğul, anasız kalasın, başımı yere koy dedim sana. Rabbim belki beni tevazuda görür, başı yerde görür de beni affeder, öyle cennetine koyar. Başımı yere koy dedi. Arkadaşlar, gençler, sevgili izleyiciler, bahsettiğimiz kişi aşere-i mübeşşereden, cennetle müjdelenenlerden. Nasıl biliyor musun? Böyle Hazreti Peygamber akmış. Ömer, cennettesin demiş. Bitti. Bizzat cennet müjdesi almış bir kimse ölüm anında şunu düşündü. Oğlum Allah beni belki kafam toprakta görür de beni öyle cennetine koyar, affeder. Toprağa koy başımı dedi. Demek ki cennet müjdesi almış benim bugün günümüzde imanda zirve olarak gördüğüm Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bir korkusu vardı. Kendisini garantide görmüyordu. İman artar mı, eksilir mi sorusunun en güzel cevabı kanaatimce budur. İman garanti değildir. İman artıp eksilir mi sorusuna diyeceğiz ki kardeşim imanımız garanti değildir. Yani ben iman ettim dedim bitti. Kendimizi Peygamber aleyhisselam bildiğiniz gibi bizim derdimiz şu son nefeste iman ile ölmektir. Ama Peygamber aleyhisselam yine başka bir hadisi nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. O zaman ben nasıl yaşarsam öyle öleceksem şu yaşantıma dikkat etmeliyim. Evet, iman artar veya eksilir. Biliyorsunuz bunda itikadi mezhepler dediğimiz mezheplerin birçok farklı görüşü var. Ama kanaatimce imanın garanti olmadığını bilmek lazım. Sabit bir şey değildir iman. İman senin hayatın boyunca göstermiş olduğun davranışlarda birçok farklılık
içerisinde olduğunu görürsün. Hı hı. Örnek veriyorum. Bugün günümüzde ne yazık ki. Şimdi yani söyleyeceğim yanlış anlaşılırım diye de korkuyorum ama biz istiyoruz ki, hani sohbetin en başında söylemiştik ya, biz istiyoruz ki adımız Müslüman olsun, biz inanıyoruz diyelim ama yaşantımız öyle olmasın. Bak iman nasıl artıp eksiliyor, dikkat et şimdi. Hanımefendiyle beyefendi gitmişler, Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızı istemişler, vermişler. Ey kızım, ey oğlum, düğünü nasıl yapacaksınız? Ya baba, içki içen arkadaşlarımız var, alkol kullanan arkadaşlarımız var, onlar da onu getirsin. Bak iman burada tehlikeye düştü. Evet. Çünkü Allah Kur'an'da yaklaşmayın dedi ona. Ama sen sorduğun zaman, kızım niye yapıyorsun, bu günahtır, haramdır, oğlum niye bunu yapıyorsun dediğimizde de şöyle bir cevap veriyorlar ya bir de. Hocam ömürde bir kere oluyor düğünde ya. Ömür dediğin, ömürde bir kere evleniyorsun ya, onda bari şey yapalım. İman işte budur. Allah senin o bir kereni görmek istiyordu. Kulum orada ne yapacak? Onu merak ediyordu Allah. Sende irade var, sende akıl var. Düşünmen lazım. O yüzden bunu düşüneceğiz kardeşim. Ben doğumumda, evlenmemde, çocuk büyütmemde, örnek veriyorum ev almamda, araba almamda, iş hayatımda imanımın gerekliliklerini yerine getirdiğim ölçüde imanımı sabit tutarım. Ama değişkenlik ihtimali her zaman vardır. Allah Celle Celaluhu'nun bir kutsi hadis-i şerifiyle soruya tam cevap vermiş olalım. Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri ne diyor? Kulum farz ibadetleri ile bana yaklaşır. Bana yaklaşır. Nafile ibadetleri ile ise de kendisini bana sevdirir. Şimdi Allah'ımızın buradaki ifadesi çok büyük müjde bak bizim için. Ben bir kulumu seversem, onun gören gözü olurum, kulan duyan kulağı olurum, tutan eli olurum diyor Allah. Yürüyen ayağı olurum. Demek ki kardeşim, ben Allah'a öncelikle farz konusunda, şeriat konusunda eksiğim olmayacak kardeşim. Allah'ın emirlerini yerine getireceğim. Farzları eksiksiz olacak. Olabildiğince. Eksiğim varsa tamamlamak için o kaza namazı sorusunu soran kardeşimiz gibi elimden geldiği kadar bu işe şey yapacağım, çalışacağım, destek vereceğim. Amma ve lakin eğer elimden gelmiyorsa da Rabbime bırakacağım. Onun merhametine sığınacağım. Emirlerini bu şekilde yaptık. Yasaklarından da uzak duracağım. Ondan sonra imanımı işte bir nebze artırabilirim, imanımı kuvvetlendirebilirim. Artırma demeyelim de buna kuvvet, hı hı, diyelim. Evet. Artıp eksilme farklı şeylerdir çünkü. Evet, buyur. Hocam peki imanımızı doğrulamak için, hatta sizin tabirinizle tasdik etmek için, evet, neler yapılabilir? Yani çünkü bunu da birçok izleyicimiz merak ediyordur. Benim de aklıma takıldı. Çok güzel. Şimdi öncelikle imanımızı doğrulamak adına yerine getirmemiz gereken hususlardan birisi. Dedik ya, nelere inanıyoruz ona bakmak lazım. Bir, ben Allah'ın var ve bir olduğuna inanıyorum. Şimdi Allah'ın varlığına dair deliller üreteceğiz kendimize. Bunlar İslam literatürü içerisinde, İslam geleneği içerisinde üstünde yüzyıllarca çalışılmış. En güzel tarafı da bu benim için. Yani bütün insanlık için, bütün Müslümanlar için en güzel tarafı bu. Zira bu senin şu anda aklına gelebilecek soruların %90'ı, %95'i senden önce yaşamış birçok insan tarafından düşünülmüş, tartışılmış, üstüne kitaplar yazılmış ve bugün sen onlardan faydalanabiliyorsun. O zaman kardeşim, ben öncelikle Allah'ın var olduğuna dair, bir olduğuna dair net bir inancım olacak. Allah'ı delillendireceğim. İslam dediğimiz gibi bütün akaid kitaplarının içerisinde bunları bulabilirsiniz. Allah'ın var olduğuna dair bir takım deliller, mesela hudus delili, imkan delili, gaye ve nizam delili. Şu anda mesela milli eğitim kaynaklarında çocukların kitaplarına da şöyle bir göz gezdirin ya. Ya o çocuğu 9. sınıfa gidiyor, 10. sınıfa gidiyor. Al şu kitabı bak bir eline. Bak mesela 9. sınıf ünitesi olması lazım. 10. sınıf ünitesi. Hı hı. Salim akıl vardır. Akıl nasıl kullanılır? Akılda bilgiler, bilgiyi nasıl kabul edebiliriz? Akıl nasıl kullanılabilir? Bunları söylüyor, yazıyor. Oku kardeşim. Bunları okuduk. Ontolojik delil vardır. Ekolojik delil vardır. Ekmel delil vardır. Bu delillere bir bakalım.
He, biz bunları zaten inşallah program program işlerken devam edeceğiz. Şimdi bizim bu programdaki, yani bugünkü programımızdaki esas maksadımız imanı genel hatlarıyla ele almak. İnşallah bunu açacağız. İnşallah hocam. Allah'ın varlığını burada delillendireceğiz. Deizm, ateizm, monoteizm, politeizm, bunların hepsini konuşacağız. Tanrı'nın var olduğuna dair delilleri konuşacağız. Bir olmasına dair delilleri konuşacağız. Ve bunları konuştuktan sonra bu inancımızı net ve sabit bir düzeyde artık sabit tutacağız. İnşallah hocam. Hocam çok güzel bir soru gelmiş. Buyurun. Onun önce tabii ben şunu okumak istiyorum. Çok güzel anlattınız. Ağzınıza sağlık. Allah eminizi artırsın demiş. Allah razı olsun. Çok sağ olsun. Çok güzel bir sorumuz hocam. Birgül Ovalı Kütükçü'den gelmiş. Bir sorum olacak hocama. Kaderde ne zaman öleceğimiz belli ise neden sadaka ömrü uzatıyor? Sadaka ömrü uzatır. Şimdi uzama, kısalma konusunda biz ne yazık ki Arapça tabirlerden dolayı burada normalde bereket dediğimiz bir şey vardır bizim. Biz bereket dediğimiz zaman örnek veriyorum. Şimdi benim cebimde, çıkartmayalım şu televizyon programına da, cebimde de örnek veriyorum 200 lira para var. Allah bereket versin dediğimizde parayı artırmak mı kastediyoruz? Bereket nedir? Bereket az şey ile çok iş yapmaktır. Senin cebinde bugün 100 lira olur. O 100 lira nereye gitti, nasıl harcandı bilemezsin. Ama bir de cebinde bir 100 lira girer cebine. O kadar çok iş yaparsın ki 100 lirayla kendin şaşırırsın. Harcayarda bitmez. Ulan bu para nasıl bu kadar şeye yetti dersin. Bereket budur. Ömrün uzaması da budur. Sadaka verirsin, Allah senin bir yılına öyle şeyler sığdırır ki normal insan bir yılda onları yapamaz. Yani örnek veriyorum, şu akademik camiadan cevap verelim. Bir kimsenin profesör doktor olabilmesi için mesela normal şartlarda 20 sene, 25 sene çalışıyor değil mi bu adam? Kimisi var 10 senede profesör oluyor kardeşim. Hep yani biliyorsunuz mesela, yani görüşünü seven olur sevmeyen olur da isim vermekte sıkıntı yok. Oktay Sinanoğlu. Biliyorsunuz en geç yaşta profesör olan insanlardan bir tanesidir. Demek ki benim zamanımın da bereketli olması gerekiyor. Ömrün uzaması bu noktadır. O zaman ben zamanımı nasıl bereketlendiririm? Parayı nasıl bereketlendiririm? Zamanı nasıl bereketlendiririm? Bunu düşünmek lazım. Parayı bereketlendirmek için bir, helal yoldan kazanmak lazım. O paranın içine haram karıştırmamak lazım. Bu bir. Zaman nasıl bereketlenir? Ben buradan namaz kılan izleyicilerimize kendim sorayım. 5 vakit var günde. Biliyorsunuz eskiden şöyle bir şey var. Sabah, eskiden şöyle bir tabir varmış. Güneş üstüne doğan adamdan hayır gelmez derler. Eğer bir adamın üstüne sabah güneşi doğuyorsa ondan hayır gelmez derler. Eskiden ne varmış? Adam sabah namazına kalkar. Sabah namazından sonra oturur ve bir zikir eder, fikir eder, Kur'an okur. İşrak vakti dediğimiz vakte kadar bekler. Sonra kahvaltısını yapar, sonra işine gücüne gider. Yatsı ezanından sonra da vurur kafayı yatar. Demek ki benim günü, zamanı iyi kullanmam, bereketli hale getirmem gibi de bir misyonum var. O zaman günlük hayatta Allah'ı unutmamaktır bunun sırrı. Ben günlük hayatta öyle davranmalıyım ki, tevekkülümle, anlayışımla, fikrimle, sabrımla, şükrümle Allah'ı günlük hayatımın her anında bulundurmalıyım. Benim bir ara bir animasyon vardı, çocukları izletirdim okullarda. Çok hoşuma giderdi. Bir animasyon var böyle. Adamın bir tanesi bilgisayarda çalışıyor. Üstüne de böyle aynı şu telefonların şarj şey gibi, pil gibi, adamın pili bitiyor. Tamam. Bir tanesi alıyor, bir kahve içiyor. Bırakıyor, şarjı yarıya kadar doluyor. Öbür adam şarjı azalınca duruyor namaza. Şarj fulleniyor. Tamam. Bu aslında güzel bir şeydir. Biz zannediyoruz ki kir, maraz, hastalık, çok affedersiniz, pislik, bunlar sadece dış dünyada olur, fiziksel dünyada. Şu kirlenir zannediyoruz biz. Telefon kirlenir, ceket kirlenir, gömlek kirlenir. Bunlar işte yırtılır, bir sıkıntı gelir, kırılır. Hayır, sadece bunlar kirlenmez. Senin kalbin, senin düşüncelerin, bunlar da kirlenir. Bunları temizlemek ise yalnızca o kalbe Allah'ı sokmak ile olur. Çünkü Allah pis yerde bulunmaz.
O kadar güzel cevap verdiniz ki bu soruyu gerçekten ben de çok merak etmiştim. Hem bilgilenmiş oldum. Allah razı olsun. Sizinle de programdan önce konuşmuştuk hani hocam. Evet. Hani ben de size sorayım gibisinden böyle. Ya bundan sonra da benim size soracağım sorular olacak. İnşallah. Yani ben sana konuşmadan önce de demiştim ya. Yani bu elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Ama benim dersime de genellikle çocuklar böyle bakıyor. İşte derse gidiyorum. Diyorlar ki özellikle lisede oluyor yani üniversitede çok fazla değil de lisede derse girdiğiniz zaman veya ortaokulda din kültürü diyorlar ya yani kitap okuyacağız geçeceğiz. Ondan sonra bir sorular geliyor diyorlar ki ya hocam biz bu dersi hiç böyle işlememiştik bu işte bir farklılık var bir değişiklik var diyorlar. Çünkü kardeşim bizim adımız Müslüman ya sen bunları zaten biliyorsun ama ben seni şöyle hafif dürtüklediğimde affedersin hafif şöyle bir sana işaret verdiğimde sana bir kıvılcım yaptığında sen diyorsun ki ulan harbi doğru diyorsun ya. Yani ben buna inandım diyorum da neye güvenerek inandım? O zaman şunun bir doğrusunu öğreneyim diyorsun. İşte bu noktada hazır yeri gelmişken iman konusuna da bir geri dönüş olsun. İman tahkiki ve taklidi iman olmak üzere ikiye ayrılır. Tahkik az önce ikisi bak burada deminden beri konuştuğumuz konu. İman tasdik ilişkisini istiyoruz. İşte imanı doğrulayan inandığı mevzular hakkında birebir net bilgiler ışığında kendisini Allah'a teslim eden kul imanda tahkiki elde etmiştir. Ama bir de taklidi iman vardır. Hani az önce dedik ya biz dini kimden öğrendik dedik ki anne baba, öğretmen, işte amca, teyze, hala bunlar bize dini öğretti. Bak Allah ne diyor? Estağfirullah. لِتُنْفِرَ قَوْمًا مَا اُنْفِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Yasin suresi ya. Bunu Mevlüt'te okuyoruz, camide okuyoruz, doğumda okuyoruz, ölümde okuyoruz. Her yerde okunuyor. Şu kulağımızdan giriyor bu şey. Kardeşim, Allah ne dedi bak? Estağfirullah. Besmele çekmeyi de unuttuk herhalde bu arada az önce. Kusura bakmasın izleyicilerimiz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ne dedi bak Allah? لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا اُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ Onlara sorduğunda onlar derler ki bizler anne ve babamızın dini üzereyiz. Onlardan ne görüyorsak biz onu yaşarız derler. Ayetin devamına bakın sevgili izleyiciler. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Fakat işin aslı şudur ki onların çoğu aslında iman etmemişlerdir. Allah'ın size karşı mesajına bakın. Anne babandan öğrendiğin dinde Allah diyor ki böyle diyenlerin çoğu aslında iman etmemiştir diyor. Bu işte bir sıkıntı var o zaman. Ben annemden babamdan amenna ilk onlar verecek. O yüzden konumuzun en başında anne babalara seslenerek başladım. O zaman anne ve babalarımız bu işi iyi öğrenecek. Ben çocuklara da zaten daha bugünden diyorum. İşte 20 yaşında 21 yaşında talebelerimize diyorum ki yarın anne olacaksın kızım. Yarın baba olacaksın evladım. Oğlum. Bunu o yüzden iyi öğreneceksin. Artık kendin içinde yapacaksın bu işi. Neslin içinde yapacaksın. O zaman kardeşim benim imani hususta taklitten sıyrılıp tahkike geçmem lazım. Benim işime yarayacak iman bu. Son nefeste beni imanlı bir şekilde şu toprak altına sokacak iman bu. O zaman ben dinimi bu şekilde öğrenmeliyim. Allah'ın varlığına ve birliğine bu şekilde net bir inancım olmalı. İkinci maddemiz. İman tasdik ilişkisinde ikinci maddemiz. Resulullah aleyhisselamın tevatür yoluyla getirdiği bilgilere net bir şekilde samimi gönülden kesin bir inanış göstermek. İmanın tanımında ikinci hususumuz buydu. Ne dedik? Peygamber aleyhissalatu vesselamın tevatür yolu ile getirdiklerine net, kesin bir inanış göstermek. O zaman demek ki peygamberin getirdiklerinde benim için bir sır yatıyor. Peygamberlerin görevleri vardır. Tebyin, tebliğ, teşrih, temsil bunlar peygamber görevleridir. Bu görevlerden bizim için şu anda bu konumuzda kullanacağımız temsil görevidir. Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle Allah Celle Celaluhu ne buyuruyor? Benim kulum Muhammed aleyhissalatü vesselam üsve-i hasene diyor değil mi Allah Celle Celaluhu? O
aranızdan örnek alanlar için en güzel örnektir. O zaman benim yaşantımda yegane örneğim, yegane hayatımı benzeteceğim şahsiyet bizzat Resulullah aleyhisselamdır. Onun Allah'ın varlığı ve birliğine kesin inanç gösterdikten sonra onun getirdiklerini samimi kalpten bir şekilde net bir inancım olacak. Bugün ne yazık ki çeşitli gruplarca, çeşitli taraflarca ben zannediyorum ki maalesef kasten Resulullah aleyhisselam bugün ne yazık ki bir postacı gibi gösterilmeye çalışılıyor. Benim peygamberim aleyhissalatü vesselam bir postacı değildir. Benim peygamberim bu dinin en güzel yaşanışını bu dünyada gösterdi ve bizim onu örnek almamız şart. Dolayısıyla Kur'an'da yer alan bütün mevzuların yaşanışı bizzat kendi bünyesindeydi. Benim onun yaşantısını iyi tahkik etmem lazım. İzleyeceğim. An be an peygamberi izleyeceğim. Benim peygamberim düğünde nasılmış, benim peygamberim ölümde nasılmış, benim peygamberim doğumda nasılmış, namazda nasılmış, oruçta nasılmış. Peygamberin hayatına hakim olacağım. An be an. Kendi hayatımda ne varsa direkt bakacağım peygamberim bu konuda ne yapmış. Hazreti Peygamber aleyhisselam'a benim sevdiğim bir hadisedir. Öncelikle madem öğreneceğiz, peygamberin öncelikle insani yönüne dikkat çekmemiz lazım. O her şeyden önce bir insandı. Şimdi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama iki tane sahabe geliyor. Diyorlar ki ya Resulallah biz en son senin yanındayken bir tanesi ben en son senin yanındayken sen namazın ne kadar güzel bir şey olduğundan bahsetmiştin. Ben senin yanından ayrıldığım günden beri namaz kılıyorum ya Resulallah diyor. Çok güzel yani aslında güzel bir şeymiş gibi duruyor. Öbürü de diyor ki ya Resulallah ben de buradayken sen senle beraber görüştüğümüzde orucun faydalarından bahsetmiştin. Ben de senin yanından ayrıldığım günden beri oruç tutuyorum ya Resulallah diyor. Hazreti Peygamber aleyhisselam ne diyor bu iki kişiye? İbadette beni geçmeye çalışmayın. Zira ben sizler gibi bir insanım. Peygamber aleyhisselam bizzat tabiriyle bakın. Ene beşerun mislüküm diyor değil mi Peygamber aleyhisselam? Ben de sizin gibi bir insanım. Bazen namaz kılarım, bazen kılmam. Bazen oruç tutarım, bazen tutmam. İşte biz bu olaya dinde orta yollu olmak diyoruz. Mutedil olmak. O zaman Allah'ın varlığı ve birliği konusunda net bir, kesin bir inancım olacak. Samimi, gönülden bir inancım olacak. Bunu delillendireceğim gerekirse. İki, Resulullah aleyhisselamın yaşantısını, o orta yollu oluşunu, mutedil hayatını kendi hayatıma uygulayabildiğim kadar uygulayacağım. Evet, imanı bu şekilde tasdik edeceğiz. İman-ikrar ilişkisi diye bir ilişki daha vardır. Ona geçmeden önce bu bir sorumuz var herhalde, buyurun. Evet hocam, çok güzel sorularımız geliyor, devam ediyor gelmeye. Buyursunlar. Yaşar Demirci demiş ki hocam şarkılardaki bazı yanlış kelimeler var. Örneğin Tanrı unutmuş olsa da denilmesi ve dillendirilmesi imana zarar verir mi demiş. Bunun dışında Ayşe Kaya hayırlı yayınlar demiş. Çok sağ olsun. Gürkan Çelik hocam kaderimizin kendi seçimlerimize bağlı olduğunu söyleniyor. Fakat Allah bizim neyi seçeceğimizi de biliyor. Kaderimizde yazılanı yaşıyorsak cennet ve cehenneme gideceğimiz de belli değil midir? Çok güzel. Güzel bir soru. Bunu ben de çok merak ediyordum hocam aslında. Çok güzel. Nilüfer Kahraman Tekin, Allah ilmini artırsın canım yavrum demiş. Allah razı olsun anacığım, ellerinden öpüyoruz. Çok sağ olasın. Serap Demirci de bir soru sormuş. Demiş ki namaz vakitlerini bilerek veya bilmeyerek ertelemek imanı zedeler mi? Üç sorumuz namaz vakitlerini? Namaz vakitlerini bilerek veya bilmeyerek ertelemek imanı zedeler mi? Çok güzel. Şimdi ilk sorumuzdan yola çıkalım. Yaşar Demirci beyefendinin sorusuyla yola çıkalım. Öncelikle şu Tanrı ifadesi üstünde o zaman biraz durmak gerekiyor. Çocuklar, evlatlar, ben bunu her öğrencime söylüyorum. Yani şu anda derste nasıl konuştuğumu bahsediyorum. Diyorum ki çocuklar, evlatlar, Tanrı kelimesini kullanmak sizce nasıl bir şey? Tanrı kelimesini kullanabilir miyiz? Şimdi bunu ben derste söylüyorum ama burada ne kadar uygun olur bilmiyorum ama girdik artık. Tanrı
şeye sormuşlar, Necip Fazıl Üstad'a sormuşlar. Demişler ki, efendim kimisi Tanrı diyor, kimisi Allah diyor. Siz bu konuda ne söylersiniz demişler Necip Fazıl'a. Necip Fazıl da şöyle bir şey söylemiş, biraz ironik. Allah Tanrı'nın belasını versin demiş. Şimdi Tanrı ifadesi, sevgili izleyiciler, Tanrı ifadesi genel bir kavramdır. Örnek veriyorum. Bir din düşünün veya dinde örnek verebiliriz. Mesela Taoizm, Şintoizm, bunların hepsi yeryüzünde şu an yaşanılan dinler. Sihizm, Hinduizm gibi dinler. Peki bu dinlerin hepsinin bir tanrısı var mı? Sayalım. Mesela Taoizm, Vishya diye bir tanrıları vardır. Değil mi? Şintoizm, onun da başka bir isimde bir tanrısı var. Öbür din, onun da başka bir isimde tanrısı var. Benim dinim, İslam, benim de bir tanrım var. Şimdi izleyicilerimden biri diyor ki, aha tanrı dedi bak diyor. Evet, tanrı çünkü genel bir ifadenin adıdır. Tanrı, ilahlık gibi bir genel isimlendirmedir. Ama örnek veriyorum, Şintoizmin tanrısı, Sihizmin tanrısı, Hinduizmin tanrısı. Bak hep tanrı diyoruz. E kardeşim bunların hepsi aynı tanrı değil ki. Bu şunun gibi. Öğretmen deyince aklına kim geliyor? Öğretmen dediğim zaman aklıma bana bir şeyler öğreten insan geliyor. Yani benim. Ama net bir isim geliyor mu aklına? Şu yani örnek veriyorum, ben bugün öğretmenim. Ama öğretmen deyince çocukların aklına direkt ben gelmiyorum ki. Bir sürü öğretmen, evet, bir sürü öğretmen genel bir kavramdır. Ama Yunus öğretmen, Yunus hoca deyince ya o başka bir şey. O onun bir alt dalı. Dolayısıyla Allah kelimesi İslam dinimizin tanrısıdır. Bunu akademik camiada bizler böyle ifade ediyoruz. O yüzden tanrı kelimesini kullanmak bir günah mıdır diye soruysa eğer bu, hayır, tanrı kelimesini kullanmak bir günah değildir. Ama kullandığın yere bağlı. Sen eğer bugün tutup da dua edeceksen ey tanrım diye dua edemezsin. Sen bugün dua edeceksen kendi dinindeki Tanrı'nın ismiyle ona hitap etmelisin. Değil mi? O zaman dua ederken Allah'ın diyeceksin. Ama bir yerde bir konuşma yapıyorsun. Daha çok bu akademisyenlerin başına gelebilen bir şey. Şimdi biz mesela akademik camiada bir şey tartışıyoruz. Tanrı'nın mesela Kur'an-ı Kerim'de Fetih Suresi geçen bir ayeti kerime. Yedullahi fevka eydihim, estağfirullah, yedullahi fevka eydihim ayeti celilesi. Allah'ın eli diye bir ifade geçiyor orada. Şimdi Allah'ın eli var mı yok mu? Bunu tartışıyoruz. Ben burada Tanrı diye konuşmalıyım. Çünkü yanlış bir şey söyleyebilirim. Tanrılık kavramı üstünden bir çıkarım yapmalıyım. Eğer sorunun cevabı Tanrı'yı kullanmaksa hayır, bir günah yoktur diyebiliriz. Ama içerisinde Allah'a karşı bir isyan barındıran, Allah'ın herhangi bir ifade, Allah'ın herhangi bir gücünü reddeden, Allah'ın herhangi bir şekilde denk bir güç sayılan bir ifade, bir şarkıda geçiyorsa Müslüman onu dinlemez kardeşim. Örnek veriyorum yani bizzat Allah kelimesiyle, zaten dikkat ederseniz bu şarkı yazarları da o yüzden Tanrı kelimesini kullanır. Çünkü Allah derse burası Müslüman bir topluluk, bir sıkıntı çıkar derler. Allah diyemez. Yani hep Tanrı ifadesi üstünden yürürler. Ama Müslüman ve hassasiyet olan bir birey olarak bizlerin bu noktada biraz hassas davranması, ben Allah'ın kuluyum diyerek biraz daha dikkatli olması gerekir. İkinci sorumuz neydi bu arada? Demiş ki hocam Gürkan Çelik, hocam kaderimizin kendi seçimlerimize bağlı olduğu söyleniyor. Fakat Allah bizim neyi seçeceğimizi de biliyor. Kaderimizde yazılanı yaşıyorsak cennet ve cehenneme gideceğimiz de belli değil midir? Evet. Aslında bu şurada bir şey tahtası olsa da ne derler ona, yazı tahtası olsa da sınıftaki gibi öyle anlatsak, ben öğrencilere genelde o şekilde anlatıyorum. Ama şöyle yapabiliriz. Şimdi Burak'cığım, biz buradan yayından çıkacağız. Bir saat, iki saat sonra yayından çıkacağız. Çıktıktan sonra belli başlı ihtimallerimiz vardır. Tamam. Örnek veriyorum. Çıkınca sen çarşıda şöyle, ha şu anda sokağa çıkma yasağı da var gerçi, yapamayız ama şu anda tek ihtimal var, herkes evine gidecek. Ama normal bir zaman düşünelim. Belli bir takım ihtimallerimiz var. Eve gidebiliriz. Dışarıda sokakta yürüyebiliriz. Bir parka gidip oturabiliriz. Farklı farklı ihtimaller vardır. Peki Burak'cığım, senin şöyle bir ihtimalin var mı? Buradan çıkıp
İtalya'da bir akşam bir şeyler yiyeceğim, geri geleceğim. Böyle bir ihtimalin var mı şu an senin? Şu an için böyle bir ihtimalim yok. Şu an için yok. Peki bugün Ali Ağaoğlu'nun, Acun Ilıcalı'nın, medya sektöründen bakayım da sizin sektörden, Acun Ilıcalı'nın böyle bir imkanı var mı? Onların böyle bir imkanı var. Var. Çünkü neden? Allah rızkı verendir. Allah onun kader kaleminde öyle bir imkanı, öyle bir ihtimali ona sunmuş, sana sunmamıştır kardeşim. Bu bir. Şimdi peki bu ihtimalleri önümüze koyan kimdir o zaman? Bizzat Allah'tır. Evet. Ama bu ihtimallerden herhangi birisini seçmek Allah'ın işi midir, bizim işimiz midir? Birini seçmek bizim işimiz. Birini seçmek bizim. Peki Allah bu işe karışır mı? Hayır. Allah senin neyi seçeceğini tam olarak biliyor mu? İşte ona cevap veremiyorum ben de hocam. Heh, güzel. İşte burada irade dediğimiz şey söz konusudur. İradede bir külli irade dediğimiz şey vardır. Bu irade Allah'ın iradesidir. Onun iradesi her şeye yetecek ölçüdedir. Külli, kapsayıcı bir iradesi vardır. Ama biz Ademoğlunun da cüz'i irade dediğimiz bir iradesi vardır. Bu iradede Allah'ın kulları olan biz insanların bir takım hususlara karar verebilme yetisidir. Peki Allah bunu bilir mi? Ben karar verdiğimde Allah bunu öncesinden bilir mi? Sen şimdi bir şey düşünüyorsun ya, buradan çıkınca nereye gideyim? Kesin net karar verdiğin bir an vardır, bir çizgi vardır. Hı hı. Evet, buradan çıkınca şunu yapacağım dersin, yola çıkarsın. Yani adımını atarsın oraya gitmek için. Attığın anda Allah'ın bundan bilgisi olur. Atmadan önce bilgisi yok. Atmadan yani. Önce daha karar vermedin sen. Ama ihtimalleri önüne koyan Allah'tır. İhtimallerden birini seçmen senin görevindir. Bu sana kalmıştır. Seçtiğin anda Allah ona da, onun da bilgi sahibi olur. O ihtimalin neticesinde yeni ihtimalleri senin karşına koyar. Ama seçimlerle bu şunu gösterebilir ki, seçimlerle aslında kaderini sen yönlendiriyorsundur. Sadece bir takım ihtimalleri, örnek veriyorum az önceki bu Acun Ilıcalı Ali Ağaoğlu muhabbetinden yola çıkacak olursak, şöyle bir soru gelebilir. E hocam, Allah neden Acun Ilıcalı'ya, Ali Ağaoğlu'na, işte ne bileyim birçok Türkiye'nin zenginlerine şöyle şöyle imkanlar vermiş de bana niye vermemiş hocam diyebilirler. Bu sorunun cevabı da dediğimiz gibi rızık Allah'tandır. O da bir imtihandır. Burası bir. İkincisi, sen de yarın öyle olabilirsin. Ya hocam bırak Allah aşkına, bizden bir Acun Ilıcalı olmaz derseniz eğer, ben size derim ki Acun Ilıcalı'nın kitabını şöyle bir açın okuyun. Yani Acun Ilıcalı'nın hayatını bir araştırın. Bu adam 20 sene öncesine kadar İstanbul'da Kadıköy'de seyyar satıcılık yapan adam ya. Evet. Öyle değil mi? Ama demek ki kaderinde yer alan ihtimalleri iyi değerlendirmiş. Çabalamış. Çabalamış. Allah çalışanla beraberdir kardeşim. Allah çalışanın arkasındadır. Ha ben hiç çalışmıyorum. Sohbetimizin başında dedik ya, hiç emek sarf etmeyeyim ama bir şeyler kazanayım. Burası dünya kardeşlerim. Dünyada böyle bir şeyin mümkünatı yok. Emeksiz ekmek yok. O yüzden emek göstereceğiz. Allah'a çalıştığımızı ileteceğiz. O zaten bizi her an görüyor. O çalıştığımızı görecek ve bize hak ettiğimizi emin olun. Onu seven kullar olarak, onu bilen kullar olarak kat be kat bize verecek. Ama günümüzdeki gibi eğer tutar da bizler ne yazık ki Allah'ı bildiğimiz halde, Allah'a inandığımız halde çalışmayan, çok çok affedersiniz, yani yan gelip yatarsak Allah da bunun hesabını bizden soracaktır. Bugün günümüzde en çok tartışılan mevzulardan bir tanesine diyorlar ki ilimde, bilimde neden işte Amerika şöyle de, Japonya böyle de, Türkiye böyle? Kardeşim bu senin suçun. Benim suçum. Normalde senin kitabın olan Kur'an'ın ilk emri Estaizu billah, ikra değil mi ya? Oku. O zaman okuyacaksın. Araştıracaksın. Öğreneceksin. Senin peygamberin aleyhissalatu vesselam değil mi? İlim Çin'de de olsa gidiniz alınız diye. Demek ki ilim öğrenmek, kendine bir şeyler katmak, insanlığa faydalı olmak senin görevlerin arasında. Nitekim benim peygamberim
bizim peygamberimiz Resulullah Hazreti Muhammed Aleyhisselam ne buyuruyor? Her kişi, her insan öldüğünde bizim amel defteri dediğimiz bir defter var değil mi? Amel defteri kapatılır. Peygamber Aleyhisselam diyor ki 3 zümre hariç, 3 insan hariç. Bu 3 kişinin amel defteri kapatılmayacak. Kimmiş bunlar? 1. Peygamber Aleyhisselam sayıyor bak. 1. Arkasında hayırlı bir evlat bırakan anne ya da baba. Arkasında hayırlı bir evlat bırakmış. Bu adamın amel defteri kıyamete kadar hiç kapanmayacak. Hep artı yazılmaya devam edecek. Çünkü neden? Arkasında hayırlı bir evlat bırakmış. Arkasında Allah'ı bilen, kitabı bilen, Resulullah'ı bilen bir nesil bırakmış. Bu sonsuz bir silsile. Dolayısıyla bu adamın sevap defteri hiç kapanmayacak kardeşim. Sevap yazılmaya devam. Kıyamete kadar. 2. Arkasında hayırlı bir ilim bırakan hoca. Hoca deyince aklımıza ne yazık ki hep işte cami hocası geliyor, okuldaki hoca geliyor. Hoca sensin kardeşim. Hoca bu adam. Hoca sokaktaki insan. Benim dikkat etmem gereken husus sadece o ilmi faaliyeti benim de gösterebileceğimin farkında olmaktır. Okuyayım, öğreneyim. Hoca her alandaki adama deniyor ya, sadece dindeki adama denmiyor. Matematikçisi de hoca bu ülkenin. Ne bileyim, tıpçısı da hoca. O zaman ben Allah için çalışacağım, bir şeyleri başaracağım ve ben bu şekilde ilerlersem kıyamete kadar benim de defterim kapanmayacak. Bugün biliyorsunuz mesela tıp alanında, biliyorsunuz şu anda pandemi sürecindeyiz. Ve bu süreç içerisinde şu anda aşı çalışmaları hızla devam ediyor. Herkes bir aşı bulma çabasında. Eğer bu aşıyı bulan adam Müslüman bir adam olursa, o aşıyla korunan, o aşıyla hastalıktan, marazdan, sıkıntıdan korunan herkes için bir sevap alacak o adam. İman ediyorsa. Demek ki benim her alanda Allah'ı bilmem, Allah için çalışmam lazım. Üçüncüsünü de söyleyelim. Şu amel defteri kapanmayacak insanlara da üçüncüsünü söyleyelim. Herhalde soru var yine. Üçüncüsünü de söyleyelim. Arkasında hayırlı bir ilim bırakan dedik en son. Arkasında sadakayı cariye bırakan bir kimse. Dinde sadakayı cariye diye bir husus vardır. Örnek verelim. Bakın bizim arkamızda şurada bir camimiz var. Bak resmi burada. Şu camiyi yaptıran adam kimse, Allah razı olsun. Bu cami var olduğu sürece İçerisinde kılınan her namazdan artık bu adam sevap kazanacak. Camiyi yaptıran kimse. He, bu camiyi Çorumlular mı yaptırdı? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Bilmiyorum baba. Akşemseddin Camii değil mi bu? He, bak Akşemseddin Camii. Kardeşim bu camiyi bizzat biz yaptırdık ha hemşehrilerim. Biz yaptırdık. Her namaz kılındığında bu camiye 1 lira faydası geçen adam bu işten bir sevap alacak. Bu iş böyle. Kıyamete kadar bu cami duracak bir iznillahü teala. Biz de kıyamete kadar bu işten Rabbimiz bize sevap verecek. Biz buna böyle iman ediyoruz. Evet, buyurun. Hayratlar da dahil değil mi hocam? Su, çeşme yaptırdı adam bir tanesi. Aynı şey. Hı hı. Yani birisi çeşme yaptırdı. O çeşmeden bir böcek gelir su içer, bir adam gelir su içer, birisi yüzünü yıkar. Hepsinden ayrı bir sevap kazanır. Sadaka-i cariye bu denir. Yani sadaka-i cariyenin tam karşılığı toplumun hizmetine sunulan mal demektir. Toplum kullanır onu. Hocam sorularımızdan devam edeceğim. Buyurun. Bir izleyicimizin sorusunu hemen atlayarak ona tekrar geri döneceğim. Tamam. Size bir soru gelmiş. Bu beyefendiye sorarım. Hinduizm, Sehizm din midir veya saydığınız din dediğiniz şeyler din midir? Bunları hangi yerden söylüyorsunuz? Ayet ile Cenab-ı Hak Allah din olarak yanında İslam vardır diyor demiş. Şimdi dinler tarihi diye bir ilim var malumunuz. Dinler tarihini inceleyecek olursak yeryüzünde bugün Sihizm dediğimiz dinin 2 milyon kadar taraftarı vardır. Bir olguyu din olarak ifade edebilmemiz için öncelikle o olgunun bir takım şartları sağlaması gerekir. Bunlardan birincisi, kusursuz bir tanrı anlayışına sahip olması gerekir. İkincisi, belli bir taraftar kitlesini bulundurması gerekir. Üçüncüsü, belli bir inanç sistemini barındırması gerekir. Bunları ifade eden, bunları barındıran her olguyu
din olarak değerlendirmek zorundayız. Dikkat ederseniz kitabımız Kur'an-ı Kerim'de estaizu billah innet dine indallahil islam, Allah katında hak din İslam'dır. Ama Allah katında hak, geçerli, doğru din İslam'dır. Ama yeryüzünde başka dinin olmadığını göstermez bu. Onları din olmayarak değerlendiremeyiz. Benim gözümde onlar bir yardıma muhtaç adamdır. Ben gidip onun kapısında bu işi anlatmalıyım. Eğer delikanlıysak, eğer biz bu işe gönül vermiş, Allah yolunda çalışan insanlarsak, ben gideceğim bu adamlara kendi dinimi yaşayarak anlatacağım. Yaşayarak kısmının altını çiziyorum. Ne yazık ki bizim tarihimizde, Geddimizde yaşanan bir olay var değil mi? İstanbul fethedilirken İstanbul halkı ne diye vereyan etmişti? Ne demişlerdi? Başımızda Hristiyan tacı göreceğimize, başımızda Yahudi kipası göreceğimize Müslüman sarığı görürüz daha iyi dediler. Bunu söyleyen adamlar gayrimüslimdi. Müslüman değillerdi. Hı hı. Ama bugün ne yazık ki yeryüzünde İslam kelimesi ile terör kelimesi aynı cümle içerisinde kullanılıyor. Ve kimse de tutup buna ne yazık ki hayatlarımıza hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyoruz. Hazreti Peygamber aleyhisselamın ifadesiyle ne diyor Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam? Eğer bir yerde bir zulüm görürseniz onu elinizle düzeltiniz. Elinizle düzeltmeye gücünüz yetmiyorsa dilinizle düzeltiniz. Ona da gücünüz yetmiyorsa kalbinizle ona buğz ediniz. Ki nitekim bu imanın en alt derecesidir. Ama bugün İslam'a karşı bariz bir zulüm olmasına rağmen. Bariz bir zulüm var ya. Kardeşim bu adamlar İslam'a terörizm diyerek, bu adamlar Müslüman'a terörist diyerek kime terörist diyorlar ya? Sana diyorlar Burak, bana diyorlar kardeşim, size diyorlar sevgili izleyiciler. Bu adamlar bize terörist diyor. E soruyorum biz terörist miyiz kardeşim? O zaman neden ben hayatıma hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyorum? O zaman ben önce bu dinin hakça, güzel bir şekilde, doğru bir şekilde nasıl yaşandığını cümle aleme göstermeliyim. Hocam aynı izleyicimiz Uğur Aksu Bey demiş ki, dinde peygamber gerekmez mi? Bu saydıkları nasıl din oluyor? Dinde peygamber gerekmez mi? Şimdi dinin peygambere, peygambersiz dini kabul et, ben İslam olarak değerlendirmiyorum. Bakın o sevgili izleyicimiz şunu söyleyelim. Biz oradaki ifademizle yeryüzündeki dini değerlendirdik. Allah katındaki dinde elbette bir peygambere ihtiyaç vardır ki nitekim ben burada konuşmamın başında benim peygamberim bir postacı değil diyerek bu ifademle peygamberin gerekliliğine dikkat çekmeye çalıştım. Benim dinimde elbette peygambersiz bir yaşantı söz konusu olamaz. Benim dinimde peygamberi tutar çıkarırsanız dinin yaşantısı diye bir şey kalmaz ortada. Nitekim Kur'an'ın, kitabımız Kur'an'ın bizzat yaşanmış hali benim peygamberim aleyhissalatü vesselam'da gizliydi. O zaman kardeşim benim üstüme düşen şey de ben peygamberim örnek almalıyım. Onun yaşantısını iyi takip etmeliyim dedik biz burada. Biz burada İslami olarak değerlendirmiyoruz. Şimdi bu Hinduizm'dir, işte Yahudiliktir, Hristiyanlıktır. Bunlar din değil diyemem. Çünkü yeryüzündeki din tanımına bunlar uyuyor. Allah katında bir din olmayabilir. Bu kadar. Evet, Allah katında tek geçerli din çünkü İslam'dır. Bunu, ama bunu sen inanıyorsun. Bunu gidip bir Hristiyan anlatsan ne der? Hocam 7 milyar insan var, 7,5 milyar insan var. Yani. Aynen öyle. Ya hayır, bir de gitsem desem ki ben bir Hristiyan'la konuştuğumuzu düşün, bir Yahudi ile konuştuğumuzu düşün. Hı hı. Ben desem ki seninki din değil, benimki din desem. Daha baştan kaybettim ben. Benim görevim bu adamı kazanmak. Aynen öyle. Ben bu adama doğruyu göstermek zorundayım. Ben az önce ne anlattım? Yaşamak dedim, yaşatmak dedim. İstanbul fethinden örnek verdik. Demek ki benim buradaki amacım dini yaşayarak Resulullah aleyhisselamın yaşantısını tatbik ederek kendi hayatınıza demek ki siz doğruyu göstermiyorsunuz. Göstermemiz gerekir. Kendimi de kastederek söylüyorum. Ben dört dörtlük gösteremiyorum. Ana kardeşim hep bir elden çalışalım.
Sen bana destek ol, ben sana destek olayım. Öğrenelim, öğretelim, yaşayalım, yaşatalım. Duyurup duyuralım. Bizim derdimiz bu. Var mı başka sorumuz? Var hocam, hemen hızlıca onları da ben size sorayım. Evet. Serap Demirci demişti ki, namaz vakitlerini bilerek veya bilmeyerek ertelemek iman zedeler mi demişti. Evet. Bir de... Tamam da konumuz oraya geldi zaten. Birgül Ovalı Kütükçü şu soruyu sormuştu. Peygamberimiz için Yüce Allah, ey Habibim sen olmasaydın hiçbir şey yaratmazdım diyor. Levin buna göre peygamberimiz mi önce yaratılmış yoksa Hazreti Adem mi diye bir soru sormuş. Aslan Solçelik yayınlar demiş. Nur Orhan da demiş ki Covid-19 virüsü sebebiyle şifa bekleyen hastalarımda dua istiyorum demiş. İnşallah Rabbim hepsine Şafi ismi şerifi hürmetine şifa nasip eylesin. Ülkemizi, milletimizi, bu konu gerçekten çok ciddi bir konu. Evet. Ülkemizi, milletimizi, bütün alemi, İslam'ı bu virüs sıkıntısından bir an evvel halas eylesin, kurtarsın inşallah. İnşallah. Bizim temennimiz bu yönde. Ama tekrar tekrar yani televizyonlarda, şurada burada hatırlatılıyor, söyleniyor. Fakat ben bir kez daha söyleme ihtiyacı duyuyorum. Bir mümin olarak, bir Müslüman olarak üstümüze düşenin bu olduğuna inanıyorum. Şu tedbirlere ne olursunuz biraz daha riayet gösterelim. Yani bu aynı zamanda hani en başta bir kul hakkı konuşmuştuk ya. Kardeşim bu bir haktır. Olabildiğince üstümüze düşeni yapmaya çalışalım. Devletimiz tarafından, yetkililer tarafından belirtilen bütün kuralları eksiksiz bir şekilde uygulamaya çalışalım. Rabbimiz inşallah tez zamanda bu virüs sıkıntısından bizi kurtarıverir de inşallah bu günleri geride bırakırız. Şu anda da şifa bekleyen bütün hastalarımıza Rabbimiz Şafi ismi şerifi hürmetine şifalar nasip eylesin. İnşallah bir an evvel sağlıklarına kavuşurlar diyelim. Amin inşallah hocam. Sorunuzu hatırlatayım mı hocam? Sorunuzu size? Hatırlatırsan iyi olur. Tabii. Namaz vakitlerini bilerek veya bilmeyerek ertelemek imanı zedeler mi? Evet. Konumuz da zaten tam orada. Şu kısaca iman-ikrar ilişkisinden bahsedelim. İman, inandığımız mevzuları dile getirmek. Öncelikle mevzumuz bu. İman-ikrardan kastımız bu. Evet, bir kimse inandığını söylemek konusunda bundan sorumludur. Bir kişi inandığı mevzuları, Allah'a iman ettiğini, inandığı diğer bütün meseleleri bunu dile getirmelidir. Bunu geri dile getirmekten de hiçbir yerde ve hiçbir şartta kaçınmamalıdır. Ne yazık ki yakın tarihimizde yaşanan birkaç tane talihsiz olayla Hazreti Peygamber Aleyhisselam bu konuda hatta hedef gösterdi ne yazık ki. Olayı tam olarak zikretmek istemiyorum ama izleyenlerimiz arasında muhakkak bilenler vardırlar. Peygamber Aleyhisselam'ın tevatür yoluyla getirdiklerinin tamamını demiştik. Biz bunları ve Allah'ın varlığını ve birliğini her yerde eksiksiz bir şekilde söylemeli, yaşamalı, anlatmalı ve insanlara bu doğru yaşantıyı göstertmekle görevliyiz. Peygamberlerin tebliğ denilen bir vazifesi vardır. Aktarmak demektir. Tebliğ peygamberlerin genelinin ortak görevidir. Ve bu görev icabı peygamberler Allah'tan almış oldukları vahiylere hiçbir ekleme veya hiçbir çıkartma yapmadan olduğu gibi aktarmaları anlamına gelir. Peki peygamber bunları aktarırken ne yaptı? Yeri geldi kapı kapı dolaştı. Yeri geldi krallara mektup yazdı gönderdi. Yeri geldi bizzat Taif'te peygamber aleyhisselam bizzat Taif'e gitti orada din anlattı. Taşlanarak kovuldu ama dini anlatmaktan hiç vazgeçmedi. Yaşantısını en güzel şekilde gösterdi. Dinin güzelliklerini ortaya çıkarttı ve ardından dini insanlara anlatıp gösterdi. Benim de insanlara karşı vazifem şudur ki ben bu dini en güzel haliyle yaşayacağım bir, anlatacağım iki ve olabildiğince etrafıma İslam'ın güzelliklerini neşredeceğim, yayacağım. Benim hayattaki tavrım ve amacımın bu olması gerekir. Bunu da bildiğiniz gibi bizde kısa aynı zamanda bizde İslam'a giriş cümlesi olarak da bilinen seyircilerimize hep beraber de yapabiliriz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh kelimesiyle yani bizim şehadet dediğimiz kelime ile bizim inandığımız mevzular tek bir
cümle kalıbı halinde sistemli hale getirilmiştir. Bunu söylemekten veya inandığımız diğer tüm hususları dile getirmekten hiçbir yerde geri durmamalıyız. Eğer ki canımız tehlikedeyse hariç. Biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselam buna müsaade etmiştir. Eğer bir kimse can tehlikesi altındaysa, hayatı söz konusuysa burada amenna. Ama onun dışında şu anda günümüzde elhamdülillah hiçbirimizin öyle problemi yok. O zaman üstümüze düşen görev bizler yaşantımıza bunu artık aktarmalıyız. Ben bildiğimi artık yaşama evresine geçmeliyim. Ama önce iyi bir bilmeliyim. Orasını bir kesinleştirelim. Zaten programda en başta dediğimiz gibi amacı bu. İşte bu noktadan sonra şunları da kısaca ifade edelim. İman tasdik ilişkisinde insanlar imanı inkar etmeleri, bunu reddetmeleri, Allah'ın inandığı, bu inandığımızı saydığımız hususlar konusunda herhangi bir tanesini reddetmeleri veyahut kabul etmeleri konusunda farklı bir takım isimlendirmeler alırlar. Bunlardan birincisi mümin kelimesidir. İman eden. Nedir kardeşim bunun tam karşılığı? Allah'ın varlığını ve birliğini, o iman tanımının aynısı. Resulullah Aleyhisselam'ın tevatür yoluyla getirdiklerinin tamamını gönülden, samimi, şüphe duymadan kabul eden insana mümin denilir. Bir de kafir vardır. Kafir ise bildiğiniz gibi İslam'ın temel esaslarından birini veya birkaçını reddeden kişiye de kafir denilir. Bir de müşrik vardır. Şirk koşmaktan gelir bunun özü. Allah'ın varlığını ve birliğini reddedip birliği konusunda Allah'ın ilahlığı dışında herhangi bir varlığı ilah olarak görmek, onun yanı sıra bir ilah daha kabul etmek veyahut onu reddetmek de müşrik kavramı içerisinde değerlendirilebilir. Şimdi iman-amel ilişkisine geçip Serap Hanım'ın sorusunu öyle cevaplayacağız. Başka sorumuz var tabii mı hocam, bu konuda? Uğur Aksu demiş ki hocama saygılar dileriz. Din ve peygamber konusunda açıklık getirdiği için teşekkür ederim demiş. Rica ederiz. Hemen yukarıda bir sorumuz daha vardı hocam. Birgül Ovalı Kütükçü sormuş. Evet. Peygamberimiz için Yüce Allah, ey Habibim sen olmasaydın hiçbir şey yaratmazdım diyor. Buna göre peygamberimiz mi önce yaratılmış yoksa Hazreti Adem mi demiş. Çok güzel. Bu aynı zamanda bir sonraki programlarda da işleyeceğimiz konulardan bir tanesi. Alem niçin yaratıldı? Nasıl yaratıldı? Alemin yaratılış amacı neydi? İnsanın yaratılış amacı neydi? Bunların hepsi üstünde uzun uzun konuşacağımız mevzulardan. Hanımefendinin bahsetmiş olduğu soru Levlake diye bilinen İslam tarihinde meşhur olan bir hadis-i şerif. Üstünde birçok tartışma söz konusu. Hadisin tevatür yani güvenilir bir kaynak olup olmadığı konusunda tartışma olan bir hadis-i şerif. Nitekim kutsi bir hadistir bu hadis. Yani lafızları Allah Celle pardon manası Allah Celle Celaluhu'ya, lafızları ise bizzat Peygamber Aleyhisselam'a ait olan hadis-i şeriflerden bir tanesidir. Bu konuda hanımefendiden bir dahaki programımızı takip etmesini dile getirelim. Şu anda süremiz çok kısıtlı. Bildiğim kadarıyla bir 15 dakikamız kaldı. Bir dahaki programa inşallah bunu takip ederseniz bizi ayrıntılı bir şekilde açıklayacağız. Hatta eğer konunun meraklısı ve ilgilisiyseniz muhakkak takip etmenizi tavsiye ediyoruz. Nitekim bir dahaki konumuz tamamıyla bununla alakalı olacak, onu söyleyeyim. Şimdi iman amel konusunu işleyip Serap Hanım'ın sorusuyla özdeştirerek inşallah sohbetimizi bugün burada bırakacağız. Hocam o konumuza geçmeden önce bir de birçok insanın da bildiği münafık kelimesi vardı. Evet. Sizin açıklamanızı rica etsin. Çok güzel, çok güzel. Biz az önce mümin, kafir, müşrik açıkladık. Bir de münafık vardı, bak çok iyi hatırlattın. Münafık kelimesi neydi? Münafık kelimesi ise Allah'a ve Peygamber Aleyhisselam'ın getirdiklerine, tevatür yoluyla getirdiklerinin tümüne inandığını söyleyip kalben inanmayan kimseye münafık denilir. Şimdi benim burada dikkat çekmek istediğim aslında başka bir husus var. Kardeşim bugün ne yazık ki kalben inanma konusu, Allah kalple inanmak diye bir şeyden bahsediyor bakın Kur'an'da. Peki bir insan kalple bir şeyi bilebilir mi? Kalple bir şeyi bilmek mümkün müdür? Hissetmek diyebilir miyiz buna bir de? Bak demek ki his benim için kalbine bir şeyi oturtmak. Hani bizde içine sindirmek derler. Aslında kalp dediğiniz organ
sizin bir bilgiyi eksiksiz, net, tam anlamıyla bildiğiniz yerin adıdır. Akıl sadece size bir takım ön verileri sunar. Kalp ise bu işin asıl işlendiği mekanizmanın adıdır. Dolayısıyla münafık olma riski, münafıklık riski çok büyük bir risktir. Nitekim Allah Celle Celaluhu bakın münafıkları değerlendirirken müşrikten, kafirden ayrı tutmuyor ha. Hatta ve hatta münafık insanları kandırdığı için, aldattığı için daha da alt duruma düşme ihtimali olan bir kavramdır. Dolayısıyla benim zaten az önce de anlatmış olduğum hususta dikkat çektiğimiz yer neresiydi bizim? İnandığımız hususları. Allah'ın varlığı, birliği, delilleri, Peygamber Aleyhisselam'ın getirdikleri diğer tüm hususlar, ayrıntılara ilişeceğiz burada. Bunların inanırken ben kalbimde bir şüphe kalmayacak. İçime sindirerek öğreneceğim bunları. Ve bu öğrendikten sonra Allah'a teslim olacağım artık. Ama içimde hiç şüphe kalmayacak. O zaman münafık kelimesini de öğrendiğimize göre aman ha diyeyim dikkat edelim. Şunu da bilgisini vereyim. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a geliyorlar diyorlar ki ya Resulallah münafığı nereden tanırız diyorlar. Çünkü münafık tehlikeli bir şeydir. Neden tehlikelidir kardeşim? Müslümanım diyor, ben müminim inanıyorum diyor, içinde inanmıyor. İçinde bir ateş var, bir virüstür bu. Bugünkü yaşadığımız şu pandemi gibi bir virüstür, yayılabilir. İnsanları tehlikeye atabilir. Ve özellikle Hazreti Peygamber Aleyhisselam dönemini düşünecek olursak daha da büyük risktir. Evet. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a bunu soruyorlar. Hazreti Peygamber Aleyhisselam diyor ki cevaben münafığı şuradan tanırsınız. Dikkat edin. O hepinizden daha iyi namaz kılar diyor. Aa, peygamber burada farklı bir şey ifade ediyor. O namaz kılarken normalde inanmıyor. Ne için namaz kılıyor o zaman bu adam? Gösteriş için. Gösteriş için kıldığı için de böyle çok dikkat edermiş namazına. Peygamber münafığı buradan tanırsınız diyor bakın. Böyle çok şekilli hareketler yapar, böyle tam yapar. Sakalı, sarığı, cübbesi dört dörtlük yerindedir. Ha, burada sarık takan, cübbe takan, sakal bırakan, bizde de sakal var elhamdülillah. Ama maksadımız onları değerlendirmek, onları hedef almak değil. Ama şeytanın bizim damarımıza buradan girebildiğini görmek lazım. Bazen şeytan buradan girer der ki, ulan koskoca camide 40 kişi var, bir sende cübbe var der ya. Ne güzel namaz kılıyorsun der sana ya. Helal olsun der yani. Bir namaz kılan sen varsın burada der. Şeytan oradan bir alıp tutarsa Allah korusun. Hafezen Allah. Allah korusun. Allah şeytanın vesvesesine, nefsimizin hevasına bizleri düşürmesin. Diyelim şu iman amel ilişkisini konuşarak devam edelim. Aslında Serap Hanım'ın sormuş olduğu soru bu noktada amel imandan bir cüz müdür sorusuyla da eşdeğerdir. Yani bu İslam literatüründe çok fazla dillendirilen ve çok fazla konuşulan, merak edilen hususlardan birisidir. Bırakın bizim gibi aciz, benim gibi aciz, fakir insanları koca koca İmam-ı Maturidi gibi, İmam-ı Azam Ebu Hanife gibi büyük büyük üstadların senelerce yapmış olduğu çalışmalarda cevap aradıkları bir husustur. Biz onların bilgisine dayanarak şunu söyleyebiliriz ki Allah'ın, ben öğrencilerime genelde bunu söylüyorum. Allah kitabında kardeşim, estaizu billah, اَقِيمُوا الصَّلَاتِ namaz kılın demiş. Bitti. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir takım ifadeler vardır. Farz, vacip, sünnet. Bunlar derecelerine göre ibadetlerin değerlendirilme türüdür. Şimdi farz nedir? Allah'ın Kur'an'da, kitabımız Kur'an'da net ve kesin bir dille yapılmasını emrettiği hususlara bizler farz diyoruz. Ve bir takım ibadetler veya bir takım özellikler var ki Allah bunları bizden farz olarak istemiş. Yapacaksınız demiş. Şimdi bir kişi o yüzden bize tutar da namaz kılıyor musun diye sorarsa ben öğrencilerime böyle bir taktik veriyorum. Kurtarırlar kurtaramazlar orasını bilmiyorum huzuru mahşerde ama deyin ki kılmıyorum demeyin. Kılmıyorum. Şimdi patronum sana gelse şu kapıdan içeri girse ya Burak şu önündeki kağıtları kaldır dese sen de kaldırmıyorum dersen. Ne yapmış olursun adama karşı? Bir isyan etmiş olursun. Ona karşı dediğini yapmamış olursun. Evet. Ama
O kağıtları kaldırdığında ya şu anda işim var. Bir daha şu anda kaldıramıyorum. Kusura bakma dersen. Bunu anlayışla karşılayabilir mi? Şu anda çekim var. Kusura bakma dersen olur biter. O yüzden bırakın patronları, bırakın başkanları, bırakın cumhurbaşkanlarını, devlet yöneticilerini, idareleri, valileri, müdürleri, amirleri. Allah'ımız namaz kılın demiş. Kılmıyorum demeyin kardeşim. Kılamıyorum deyin. Yapamıyorum. Evet, yapmam lazım, biliyorum, kabul ediyorum ama yapamıyorum. Tamam, yapmak istiyorum. En azından bunu belirt. Ama sen tutar da, yani tıpkı o patron örneğindeki gibi, bakın dünyadaki olayları, Allah'ı, Resulü, dini, imanı düşünürken biraz lütfen tefekküre, fikriyata, düşünceye yer verin. Kardeşim bir patron kadar kıymeti yok mu dinimizin ya? Değil mi? Bir vali kadar, ha bak ne dedi adam? Maske takacaksınız dedi, değil mi? Bak cebimizde maskeyle geziyoruz gördüğünüz gibi. Bak bu şeye girerken, yayına girerken çıkarttık koyduk. Evet, evet. Şimdi kardeşim ne dedi? Yöneticiler, idareciler, devlet yöneticileri maske takacaksınız zorunlu bitti. Herkes dinliyor değil mi? E kardeşim Allah da namaz kıl dedi. He mesela su içerken maskeni çıkarıyorsun. Polis görse bile ne diyor? Beyefendi yasak, haberiniz olsun diyor bak. Ama senin bir mazeretin var. Namaz kılarken de bir mazeretin var mı? Kılmamakla alakalı. Kılmıyordum, şu işim vardı. İşin enteresan tarafı. Bizim dinimizde namazın tek bir sadece bahanesi vardır. Bunun dışında bir Müslüman her şartta, her halde namaz kılmak ile görevlidir. Çocukla alışmışız okuldan çocuklar diyoruz. Sevgili izleyiciler, şimdi bizim burada dikkat etmemiz gereken husus şu. Ben namazı tek bir durumda sadece kılamayabilirmişim. Bu durum da bu arada uykudur. Biliyorsunuz Hazreti Ömer radıyallahu anh'tan yine bir örnek verelim. Hazreti Ömer bir gün sabah namazı kaçırmış. Bakın peygamberle aynı mescitte yan yana diz dize namaz kılan bir adamdan bahsediyoruz. Radıyallahu anh. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gece namaz kaçırmış. Oğlu diyor ki Abdülaziz bin Ömer, oğlu şöyle buyuruyor. Biz babamı namaz kaçırdığı günün ertesinde delirdi zannettik diyor. Öyle ağladı, öyle ağladı, öyle ağladı ki rivayetler o yönde ki 3 gün evden çıkmadığını biliyoruz biz Hazreti Ömer radıyallahu anh. Öyle ağladı. Biz babamı delirdi zannettik. Daha sonradan Hazreti Ömer'in bundan sonrası kendisi anlatıyor. Hazreti Ömer bir gün yine sabah namazını kaçırıyor. Bir daha kaçırıyor. Birisi geliyor Hazreti Ömer'i dürtüyor. Kalk diyor, kalk. Bir Ömer bir kalkıyor, gözünü açıyor uykudan. Sen kimsin diyor. Ben şeytanım diyor. Bu meşhur bir kıssadır. Ben şeytanım. Hazreti Ömer gülümsüyor diyor ki ya şeytan adamı namaza mı kaldırır? Sen dalga mı geçiyorsun? Kimsin diyor. Ya Ömer kalk kalk diyor, kalk. Bir namaz kaçırdın. Öyle çok pişman oldun. Öyle çok ağladın ki namazdan kazanacağının kat be kat fazlasını kazandın. Kalk namazı kıl da beni uğraştırma diyor ya. Şeytanı perişan etmiş adam ağlamasıyla. Kardeşim, namaz kılamayabildiğimiz bir durum olmaması lazım. Kılamama gibi bir durumumuz da olmaması lazım. Nasıl ki yemek yemeden bir gün geçiriyor musun? Susuz bir gün geçiriyor musun? Geçirmiyorsun kardeşim. Elinden geldiği ölçüde kendi ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorsun. Namazı da aynı şekilde. Kazaya bırakmamak için. Kaza namaz konusunda da ilerleyen programlarda inşallah ayrı bir program yaparız. Namazı da kazaya bırakmak, namazı herhangi bir bahane ile kılmamak aslında olmaz. Ancak diyelim ki oldu. İnsanız, en başında dedik ya, hata ettik. Hata ettik, oldu. Bunun pişmanlığını muhakkak yaşayın. Kılamadım ya Rabbi deyin. Üzülün. Yahu belki mümkün değil ama iki damla gözyaşı dökün. İşe giremeyen oğlun için, evlenemeyen kızın için, efendime söyleyeyim işte ödeyemediğin borcun için, yeri geliyor gözünden bir damla yaş akıyor. Vefat eden baban için, deden için, bilmem ne için. Allah için de bir damla gözyaşı akıt. Bir damla. Ya Rabbi çok pişmanım, özür dilerim de ya. Bak Allah sana neler veriyor. Ömer kaçırmıştı bir namazı da, şeytanın şahit. Şeytan demişti ki,
Ya sen bir namaz kaçırdın da öyle ağladın ki neler neler kazandın. Demek ki Allah'ımız bu pişmanlığı görmek istiyor. İmana zarar verir mi? Amel imandan bir cüz değildir. Amelsiz iman olabilir ama amelsiz imanın da tadı olmaz ne yazık izleyiciler. Kabul ettiğimizi, inandığımızı yaşamak zorundayız. Diyelim sohbetimizi burada sonlandıralım. Hocam herkesten güzel güzel sorular alıp ben de bir şeyi merak ettim buraya unutmamak için not almıştım. Tabii hani ki dediniz buyurun. Ya öğrencilerime de söylüyorum hani biri gelip size namaz kılıyor musun diye sorduğum evet. Sorunca şunu şunu söyleyin diye. Şu olabilir mi? Allah bir şekilde uyarı için bize birini gönderiyor. Olabilir mi? Tabii ki olabilir. Yahu şu programı açıp izleyen bir adam için belki ben bir uyarıcıyım. Belki senin bir arkadaşın var burada bir şey öğreneceğim belki o senin için uyarıcı. Bilemezsin bunu. Kimin hayatında ne değiştireceğini bilemezsin. Sen sadece doğru olan, hak olan, güzel olanı yaşayıp göstermelisin. Senin üstüne düşen bu. Sen gösterirsin, karşıdaki adam buradan çıkan mesajı alır, dersi alır. Şimdi öğrencilerim var, bazen böyle derse giriyoruz, çıkıyoruz, giriyoruz, çıkıyoruz. Aradan 3 ay geçiyor, 1 ay geçiyor, 2 hafta geçiyor. Neyse geliyorlar diyorlar ki, hocam biz rüya görüyoruz diyorlar. Böyle rüyamızda bize şey yapıyorlar, bu bize bir işaret olabilir mi diyorlar. Yahu kardeşim hani bir laf var ya kusura bakmayın yani anlayana davul zurna az demişler anlamayana sivrisinek neydi o? Anlayana sivrisinek sas anlamayana davul zurna az demişler değil mi? E kardeşim anlayana işaret olarak görene her şey işaret olabilir. Nitekim biz burada az önce Hazreti İbrahim'i işledik. Hı hı. Baksan etrafın işaretlerle dolu. Yahu bir şeye zatın adı aklıma gelmedi. Bir Allah dostuna soruyorlar. Diyorlar ki, efendim diyorlar Allah'ın varlığına dair en büyük deliliniz nedir? Diyor ki Allah'ın varlığına dair en büyük delilim dut ağacıdır diyor. Dut ağacı. Dut yaprağıdır diyor pardon. Ne yapıyor dut yaprağı? Dut yaprağını ipek böceği yiyor, ipek yapıyor. Ceylan yiyor, esans, koku yapıyor. Amber dediğimiz koku çıkar ondan. İnek yiyor, et oluyor. Etrafına baktığın zaman her şey bir işarettir. Sen yeter ki bu işaretlerden kendine bir pay çıkar. Herkes, her şey seni Allah'a yöneltecek şeylerle donanımlıdır. Sen bu donanımlarını görmen lazım sadece. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Rica ederim. Ağzınıza sağlık. Cümlemizin inşallah. Benim de sormayı dört gözle beklediğim sorular var. Önümüzdeki programlarda inşallah onları sormaya fırsat bulabiliriz. İnşallah hep beraber bu şekilde devam ederiz. Programımızın sonuna geldik. Hani söyleyeceğiniz evet. Son sözler varsa onları da alalım. Allah'a emanet olun. İnşallah bir dahaki programda görüşmek üzere. Bu şekilde programlarımızı devam ettireceğiz. Allah izin verirse de ömrümüz yettiği sürece, Rabbimiz izin verdiği sürece bu şekilde duyurup duyurmaya, anlatıp anlayıp anlatmaya, yaşayıp yaşatmaya özen göstermeye çalışacağız. Rabbim bizleri muvaffak eylesin. Dini mübini İslam'da ayaklarımızı sabit kılsın. Umarım cümleniz için faydalı bir program olmuştur. Bundan sonraki programlara da iştirakınızı tüm dostlarımızdan niyaz ediyoruz. Allah'a emanet olun, selametler diliyoruz. İnşallah diyelim hocam. İnsan bir dakikasını bile geri alamıyorken kıymet verip değerli zamanınızı ayırdınız. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın.